Efendim Türkiye'nin en fazla izlenen yerel kanalı Kanal Fırat ekranlarından, Milad'ın Mutfağı'ndan hepinize mutlu, huzurlu bir hafta diliyorum. Haftanın ilk gününde sağlık, mutluluk, huzur dolu, bol kazanç dolu günler siz değerli izleyenlerimizin, tüm Türkiye'mizin, tüm Elazığ'ımızın olsun efendim. Evet, hafta başı, pazartesi, artık biliyoruz pazartesi günleri yöresel mutfağımızdan iki seçkin yemeğimizi yaptığımız bir gün. Bugün hangi menüyü çıkartacağımızı kimden öğreniyoruz? Elbette değerli şefimiz Müyesser Ünsal'ı şefimizden öğreneceğiz birazdan. Ama çok değerli konuklarım var bugün. Bir şair konuğumuz var. Elazığ'ımızın konuğu, Tokat'tan geldiler. Efendim akabinde de bir hekimimiz var. Anneler, çocuk sahibi olanlar, efendim ekran başına çocuklarımızı nasıl yetiştireceğiz sağlıklı bir şekilde, nasıl onları doğduğu günden itibaren büyüteceğiz, sağlığına nasıl dikkat edeceğiz, bugün sorularınızı hazırlayın, bekliyoruz değerli izleyenler. Evet, ilk konuğumuz şairimiz var, misafirimiz var, birazdan alacağım ama öncelikle tabii ki yemek ve menümüzü kimden öğreniyorduk? Tabii ki değerli şefimiz Müyesser Hanım'dan. Hemen yanına geçip bakalım bugün ne yapacakmışız? Yöresel mutfağımızdan hangi güzelim lezzetleri siz değerli izleyenlerimizle tarifleriyle, malzemeleriyle paylaşacakmışız efendim. Şefim kolay gelsin. Yaz Bey teşekkürler. Haftanın ilk günü. Evet. Pazartesi efendim. Evet. Pazartesi günlerimiz. Neşeli başlıyoruz. Evet. Neşeli de gidiyoruz ya. Gidiyor sanki. Değil mi? Evet, öyle de gidiyoruz. Çok da güzel bence. Değil mi efendim? Değerli izleyenler, öyle mi? Ben neşe içerisinde başlıyoruz. Öyle düşünüyorlarsa ne mutlu diyelim. Ne mutlu bize. Evet. İnşallah hoşça vakit geçirebiliyoruzdur. Bir katkı da sağlayabiliyorsak ne mutlu bize. Kesinlikle katılıyorum. Değil mi? Kesinlikle. Evet. Şimdi şefim, bugün yöresel mutfak. Evet. Ne yapıyoruz? Kış biberi. Kofikler var. Diğer kofik adıyla kofik kızartmamız tabii olacak. Kofikler, evet. Evet kofiklerimiz burada. Var. Bir de bulgur pilavımız var. Ufak bulgur pilavı. Ufak aslında bulgur pilavı çorbadır ama ismi ufak bulgur kesinlikle pilavı. Kesinlikle. Bunu zaten hepimiz biliyoruzdur muhtemelen. Biliyor muyuz? Elazığlı olarak biliyoruzdur. Biliyoruz. Ama bilmiyorsak da en azından öğrenmiş olacağız. Eyvallah. Bir malzemelerini görelim mi efendim? Görelim. Neydi menümüzü bir daha söyleyeyim. Ufak kış bulgur pilavı. Kış biberi kızartması. Kofik kızartması ya. Ya evet Meryem. Kofik. Ne olacak bu? Nasıl ortayı bulacağız? Bir diğer adıyla kofik diyoruz kızartması ya. Kofik kızartması efendim. Kofik kavurması. Kış biberi. Kış biberi. Kofik. Hadi öyle olsun. İkisini de kullanalım. İkisini kullanalım. Efendim bir malzemelerini görelim. Nelermiş değerli izleyenler. Kış biberi kızartmamızın malzemeleri. Kuru biber, kuru soğan, domates salçası, biber salçası, sıvı yağ, kavurma isteğe bağlı olarak kullanabiliriz. Tuz ve pul biberimiz var. Kış biberi, diğer adıyla kofik biberimizin kızartmasının malzemelerini tekrar ediyorum. Kuru biber, kuru soğan, domates salçası, biber salçası, sıvı yağ, kavurma, tuz ve pul biber. Bir de ufak bulgur pilavımızın evet malzemelerini alabilir miyiz? Ufak bulgur pilavı efendim. İfak bulgur pilavı. İfak. 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 Evet, ifak, ifak evet diyoruz. Tabii çorba gibi olur. Evet, kesinlikle. Ufak bulgur pilavımızın malzemeleri de tereyağı, az zeytinyağı, bir adet kuru soğan, bir kaşık domates salçası, yarım kaşık biber salçası, 4 su bardağı su, tuz, pul biber, 1,5 çay bardağı da ince bulgur kullanıyoruz. Evet. Ufak bulgur pilavımızın malzemelerini tekrar ediyorum. Lütfen. Tereyağı, az zeytinyağı, bir adet kuru soğan, bir kaşık domates salçası, yarım kaşık biber salçası, 4 su bardağı su, tuz, pul biber, 1,5 çay bardağı da ufak bulgurumuz var. Evet şefim çok güzel olur. Hele kış çok günlerinde güzel, tabii, iki menümüzde insanın içini ısıtan çorba gibi pilav, ufak bulgur pilavı. Kesinlikle. Diğeri de kış biberi. Evet. Kızartması mı kavurması mı diyorsun? Kavurması. Yani kızartması, kavurması da diyebiliriz aslında. Çünkü biraz kavuruyoruz aslında. Tabii doğru. İkisi kış biberi, kışın kofik biberi, kofik diyelim. Ben söylemedim kendisi. Dikkat ettiyseniz. Evet, evet. Çok güzel. İki Elazığ'ımızın güzide yemekleri. Evet. Doğru. Zannediyorum pilavla mı başlayacağız yoksa biberle mi? Hadi sizi kırmayayım. Ben pilavla sordum. Başlayalım. Pilavla hadi ikisini niye de anlatalım. Hatta tabii anlatalım. Şimdi, en azından ara ara tekrar yer ediniriz. Efendim. Ufak bulgur pilavı, çorbası da denilebilir.
Nasıl yapacağız? Bir anlatın. Şimdi ne yapacağız? İlk başta bir sofracımız var. Evet. Tereyağı az, bir zeytinyağı ilavesi yapıyoruz. Soğanlarımızı küçük küçük doğruyoruz, soteliyoruz. Ardından zaten bir kaşık domates salçamız, yarım kaşık biber salçamız var. Onları ilave ediyoruz, soteliyoruz. Daha sonra da 4 su bardağı sıcak suyumuzu ekleyeceğiz. İçerisine pul biber ve tuzumuzu ilave edeceğiz. Ardından bulgurlarımızı ilave ediyoruz. Onlar ortalama bir 20 dakika içerisinde zaten harmanlanacak, pişecektir. Bir diğerini de anlatayım isterseniz. Evet. Ya yani kış aslında, biberi kızartması, evet, kavurması çok ya da kofu yemekler kızartması değil, kavurması en azından denilmiş. İkisini de anlatalım, sonra tekrar ara ara döneriz. Şimdi bunun için de yapacağımız şey, yine soğanlarımızı küçük küçük doğrayacağız ya da isterseniz halka piyazlık doğrayabiliriz. Tereyağı ya da sıvı yağ da güzelce onları biraz soteleyeceğiz. Soteledikten sonra kavurmalarımızı zaten hazır. Hazır değilse de zaten yine parça etle de kullanabilirsiniz aslında. Bu da isteğe bağlı olarak. Onları da ilave ediyoruz, biraz soteleyeceğiz. Bizim kış biberlerimiz dediğimiz kofik biberlerimiz. Onları suda yumuşatacağız tabii. Onları küçük küçük yine doğrayacağız. İsterseniz tümden de koyabilirsiniz. Tümden tercih edenler de var. Onu da ilave ediyoruz. Bir güzel çevireceğiz. Tabii salçasını da ekledik. Biber ve domates salçasını bir güzel çevirdik. Biraz suyunu ilave ettik. Tuzunu, pul biberini ilave ettik. Harmanlansın içerisinde. Sonra afiyetle yiyebiliriz. Afiyetle yeriz. Evet. Yiyeceğiz efendim inşallah. İnşallah. Hep birlikte. İki menümüz de çok güzel. Pilavla başlıyorsunuz. Kolay gelsin diyorum. Teşekkür ederim. Keza bugün Elazığ dışından bir misafirimiz var. Kesinlikle. Değerli bir şairimiz, evet. Tokat ilinden, evet, misafir, evet, geldiler efendim. Tabii Tokat'tan geliyor olması bizim sık sık Elazığ'da, Manas'la işbirliği içerisinde çalışan çok değerli, Türk kültürünü de çok yakinen, evet, bilen değerli bir şairimiz ve halk ozanımız aslında. Kesinlikle. Öyle de diyelim. Dursun Bey. Hemen yanına geçiyorum. Tabii ki. Size kolay gelsin. Teşekkür ederim. Meryem, efendim, sana da kolay gelsin. Eyvallah. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş, şeref verdiniz. Çok teşekkür ederim. Ta Tokatlardan. Evet, Tokat, İstanbul, Azerbaycan. Eyvallah. Elazığ, bu üçgende. Hocam yani tabii çocukların burada çalışıyor, evet, münasebetiyle, evet, gelip biliyorsunuz, evet, ama evet, bar da vardı önceden değil mi? Manas'la. Hazarşehir akşamlar, evet. Manas bildiğiniz üzere Elazığ'ı Türk dünyasına açan Ergenekon'dan çıkıştaki demir kapı. Doğru. Evet. Bugün Manas denildiği zaman Kırgızistan'da, Özbekistan'da, Makedonya'da, Balkanlar'da, Kırım'da, Tataristan'da, Kazan'da ve Kazakistan'da ve Azerbaycan'da çok bilinir. Şener Bulut, kesinlikle, arkadaşımızın Elazığ'ı Türk dünyası ile buluşturma noktasında, hatta Türkiye'yi buluşturma noktasında en büyük görevi yapan bir kültür emekçisi. Evet, doğru. Eğer Manas, ben İstanbul'da çok yaşıyorum. İstanbul Türkiye'nin kültür başkenti. Kesinlikle. Bildiğiniz gibi. Ama İstanbul'da da her hafta 7-8 program, her ay 7-8 programa katılıyorum. Ama Manas'ın verdiği hazzı hiçbir programda bulamıyorum. Eyvallah. Hocam şöyle bir sizi takdim edeyim. Şimdi dedik ama kimdir bu adam demezler mi? Evet. Tanımayanlar tabii. Evet. Sizi şiir dünyası, evet, çok iyi tanıyorlar eminim. Evet. Ama ben şöyle bir takdim etmek istiyorum. Müsaadeniz olursa elbette. Efendim eğitimci, şair ve yazar Dursun Elmas efendim. Tokatlı kendisi. Evet. Ama İstanbul'da ikame ediyor. Orada, evet, kalıyor. Evet. Ama uzun yıllar Azerbaycan'da eğitmenlik yapmış, evet, değerli, evet, bir ağabeyimiz. Tekrar huzurlarınızda hoş geldiniz demek istiyorum. Hocam bugün şiirlerinizi hoş dinleyeceğiz inşallah, değil i̇nşallah mi? İnşallah dinleyeceğiz, evet. Eyvallah. İnşallah. Siz yani şöyle bir peki hocam bir şey merak ettim. Tokat mutfağı da meşhurdur. Evet. Tokat kebabı hele. Mangalı bile farklıdır. Tokat kebabı çok meşhur. Değil mi? Ama hele yerli domates, patlıcan, biber. Tokat'ın yerli ürünleri çıktığı zaman o kuzu etiyle yapılan tokat kebabı bir başka güzel. Kesinlikle güzel olur. Tabii fırını, onun mangalı falan farklı bir sobası var. Biliyorum, biliyorum. Biliyorsunuz. Tatmış bir insanın, evet, Tokat kebabını. Ayrıca Tokat'ın bir de önemli şeyi bat derler bizde. Üzüm yaprağıyla mercimek. Tabii. Sizde de üzüm, evet, var hocam. Bizim, evet, ortak noktamız zaten. Evet. Evet, Elazığ'ın üzümü, öküz gözü, evet, boğaz kele meşhurdur. Şarapçılıkta kullanılır. Ama yemelik üzümde de Tokat'ta ismi, evet, vardır efendim değerli izleyenler. Ve yaprağı çok meşhurdur. Çok.
böyle narin, güzel, tam sarmalık yaprağı vardır. Değil mi? Bizde de meşhurdur. Tabii. Biz de severiz. Tokat'ı tanıtan o zaman bir şiir okursam böyle. Birazdan döneceğim biraz hocam. Sonra. Şimdi o zaman döneceğim onu derken, görelim, şiiri, görürüz. Şöyle bir rica edelim. Rejimizden bir fon hazırlasınlar. Rejideki arkadaşlar. Güzel bir şiirler dinleyeceğiz bugün Dursun Bey'den. Yalnız Tokat'a ait, Tokat'ı böyle tasvir eden bir şiir de var mı? Evet, evet var. O mu var? Evet. Sırada. Evet. Onu da dinleyeceğiz efendim. Bilmiyorum, belki Elazığ'a da yazmıştır. Var mı öyle bir şey? Elazığ'a yazmadım ama Elazığ'dan Türkistan'a selam göndeririz bugün. Gönderir miyiz? Türk yurtlarını dolaşacağız inşallah. Eyvallah, başlayacağız. Bir de Azerbaycan çok önemli bir konu. Bunu söylemeden olmaz. Yarın 26 Şubat 1992 Hocalı katliamının 27. Manas'ta da kutlanacak yıldır. Efendim. Evet. Evet, buradan da Manas'taki Türk şairlerimize selam olsun. Elazığ Türk Ocakları Park 23'te Hocalı soykırımında şehit olan vatandaşlarımızın isim vermesek kardeşler... özel ya hocam, o yüzden özür diliyorum. O bir şey açmışlar. Yarın da Allah izin verirse öğretmen evinin önünde bir etkinliğimiz var. Oradan bir de Türk Ocakları'nda var. Evet. Azerbaycan parkı var Bahçelievler'de. Oraya geleceğiz. Orada da bir etkinlik yapacağız. Oraya da bir tabii Hocalı katliamı acılarımızı yeniden evet. Yeniden yad edeceğiz. Ve bu arada oradaki dostlarımıza da bir şiirle gönderme yapacağız haliyle. Tabii ki. Ben tabii ki. Orada kaldığım dönemlerde Azerbaycan'ın Karabağ'da, Hocalı'da acı çekmiş çok göçkün insanla tanıştım. Bugün resimlerini, şekillerini çok gördüğümüz Azerbaycan Hocalı soykırımı katliamındaki ekranlara çok yansıyan o vahşet görüntüler var ya efendim, o görüntülerin başında sakallı bir dost var, birisi vardır. O benim çok iyi bir dostumdu orada Azerbaycan'dayken. General Ali Bey Kasımov. Kendisiyle Canlı Şahit diye bir senetli belgesel film çektim ben orada. Evet. 45 dakika sürdü film. Onu da canlandırdık. Yani ben Azerbaycan'daki Hocalı katliamını en derinden yaşayan, eyvallah, içinde olanlarla hep beraber. Hocam Türk vesileyle, bu vesileyle Hocalı katliamında şehit olan kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Aynen, bir mukavele. İnşallah. İnşallah, inşallah, inşallah. Hiçbir Türk'ün unutamayacağı bir katliam efendim. Kötü anlarla andığımız Hocalı katliamı gerçekten birçok şehidin verildiği, Türkiye vurulmuş çok büyük bir darbedir. Ve hiçbir Türk vatandaşı da bu katliamı unutmamalı, ondan ders çıkarmalı diye düşünüyorum. Evet. Yanlış mıyım hocam? Azerbaycan bizim canımız, ciğerimiz. Kesinlikle, soydaşımız. Yüce Atatürk diyor ki, Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir. Nahçıvan'da bir umut köprü, hasret köprüsü var. Atatürk zamanında hasret köprüsünü İran Şahı'ndan satın alarak evet, oraya açmış. Tek yolumuz oraydı. Şükür azatlık oldu. Kardeşlerimiz İstiklallerine kavuştular. Şimdi çok rahat gidip geliyoruz. Çok güzel. Hocam şimdi ben müsaadenizle tekrar bir yemeğe dönmek istiyorum. Ne yaptı diye şefimiz. Yemeği biraz ihmal ediyoruz. Sohbetlerde şefimiz de çok kızıyor bu duruma. Ne yaptık şefim? Soğanlarımızı doğradık. Evet, soğanlarımızı doğradık. Nasıl teklif etmedin, hayret ediyorum. Ha. Ben de hayret ettim ya. Soğanı, evet. Evet. Soğanımızı doğradık. Neyse, artık idare edelim. Yağımızı eritiyoruz. Kavuracağız soğanlarımızı. Kofiklerimi hatta ben kaynar suya bırakacağım. Çok kısa bir süre sonra zaten çıkaracağım. Yumuşamış olacaklar. Evet. Ne yapacağız? Soğanımızı zaten tereyağımızı ilave ettik. Azıcık bir sıvı yağımızı, zeytinyağı ilavesi yaptık. Ardından soğanlarımızı şu an ilave edeceğim. Soğanlarımızı ilave edelim hatta. Hemen. Evet. Tabii sen şey de söyledin ama. Neyi? Bu halka halkına doğranabilir dedin. Evet. O şey için zannediyorum. Kış tabii, biberi tabii, için tabii tabii kış biberi için yapıyoruz. Ama ağzına soğan gelmesini istemeyen, tercih izleyenler için de küçük küçük doğrayabilirler. Hani çok fazla sevmez. Aromasını ister soğanın. Daha küçük olması tercihtir. Ben mesela daha küçük severim. O yüzden küçük doğradım. Hadi küçük severim.
Tamam o zaman, yani problem yok. Ağzıma soğan, mesela salatada soğan gelmesinden pek hoşlanmam. Evet, evet kesinlikle değil öyle. Mi? Zaten pişmiş olunca o kadar da çok bir tadı gelmeyecek ama yine de hissettirir kendini. Ama soğansız da bir lezzet yemek olmaz olmuyor, yemek. Kesinlikle. Çünkü vitamin deposudur. Kesinlikle. Doğal antibiyotiklerin başında aynen. Sarımsakla birlikte gelir. Aynen aynen. Her ikisi çok de severiz. Yemekte kesinlikle. Olmazsa olmazlarıdır yemeklerin değil mi? Evet şey katılıyorum Milat Bey. Kesinlikle. Şimdi güzel bir şiir dinleyeceğiz birazdan. Oo süper. Çünkü çok severim zaten ben şöyle de. Tokatlı bir tasvir şiiri varmış değerli evet. Hocamızın. Eğer rejimizde fonu hazırladılar mı acaba? Arkadaşlardan hazır mı? Hazırmış. Evet, evet hocam dinleriz değil mi şiiri? Dinleyelim. Fonu bekleyelim. Evet. Şöyle bir rejimizden fonu rica ediyorum. Gelsin içeriye de verirse havaya da sokar bizi böyle. Evet. Evet. Ortamı da güzelleştirir diye düşünüyorum. Rejimiz. Fonu bekliyorum efendim. Hocam fon gelsin akabinde girelim. Bu arada kahvenizi de yudumlayın hocam. Bekleyin. Şey yap, soğutmayın. Duyuyorum. Bizim Meryem'in kahvesi meşhur çok güzel yapar. Çok teşekkür ederim evet. Lazo'nun kahvesi meşhur zaten. Değil mi? Tabii. İçtiniz mi hocam? Çedenemizi içtiniz mi hocam? Tabii. Çetene kahvemiz. Tabii çetene kahve. Başka yerlerde menengiç de diye. Menengiç diyorlar ama bizim orada da çetene farklıdır derim. Bizde de çetene deriz. Sizde de mi çetene deriz? Tabii. Ortak noktalar bir sürü. Evet. Onu... Efendim? Fon müzik istiyorum. Şiir okuyun. Ayarlamadık. Kendileri ayarlamadınız. Rica ediyorum. Bir tanesini şu an. Yani herhangi bir fon müziğimiz olabilir. Rejimizden. Rica edelim. Minicik. Açılmış mı? İçeriye de verirlerse sevinirim müziği. Okumaya başlasın mı hocam? Hocam buyurun lütfen. Orta Karadeniz'in en şirin vilayeti. Anlatacağım size Tokat denen cenneti. Plevne kahramanı Osman Paşa'nın yurdu, güneyi Yozgat, Sivas, kuzeyinde Var ordu. Yeşilırmak boyunca sarı üzüm bağları, kuzeyinde sıralı Karadeniz dağları. Çık gıcgıcın başına seyrede gezirli, seyreyle gezirliği bir daha unutmazsın öylesi güzelliği. Nam salmıştır cihana çemeniyle yazması, kök boyayla işlenir al fistanlı basması. Şehrin tam ortasından akar Behzat Deresi, Tokat'tan yar sevenin dinmez gönül yaresi. Erbaa en büyük ilçe, Turhal onun peşinde. Çalışkandır insanı, herkes kendi işinde. Bulursun her şehirde zilenin pekmezini, her yerde, her markette içersin dimesini. Üzüm yaprağı tevek, sarmaya tevek gerek. Erek de mola verip batından yemek gerek. Kalenin bedenleri, koyverin gidenleri. Ayvaz'da gönül eyler, Niksar'ın fidanları. Şanlı Türk tarihini nabzı burada atar, bu mübarek toprakta Melik Gazi yatıyor. Yeşil Yurt, Sulu Saray, Artova'dan ayrılma, sana da geleceğim ve şadiyem darılma. İnsanı cana yakın, dostluğuna bir bakın. Gelin Reşadiye'ye, Kablıca'da yıkanın. Kazova'nın dizinde biter şeker pancarı, keyif ile gezilir Çamlıbel'in pazarı. Her taraf tarih kokar, cami, hamam, medrese. Gelin, sizler de görün, davetimdir herkese. Eyvallah. Tokat'ı şöyle bir gezdik. Reşadiyeli olduğum için Reşadiyeli mi gezeceğim? Biraz torpil geçtim. Yok, elbette. Ama bu arada böyle, hocam şiirlerin arasına reklam da almışsın. Farkına vardım yani. Evet. Orada böyle meyve suyu abi, reklamı geçti insan. Söylemeyelim hocam ismini. Tabii o değerli abimizden bir reklam ücreti talep edelim. Eyvallah size. Biz artık şehirde olduğu için bir şey diyemedim ama RTÜK yasaları gereği söyleyemiyoruz biliyorsunuz. Evet. Tabii sizin Tokat'ın bir markası o haline tabii, geldi. Tabii. Dünya üzerinde evet. Tabii ki. Şimdi hocam iki tane şiir kitabımız var. Evet. Değil mi? Evet. Ben şöyle bir araştırma yaptık efendim söyleyelim. Hayalleri mavi, düşleri beyaz. İlk evet. Kitabınız. Evet. Doğru mudur?
İkincisi de Aynanın Gece Yüzü. Aynanın Gece Yüzü. Biri 2003 yılında, diğeri 2006 yılında evet. çıkmış. Evet. Peki hocam, Tokat tam olarak bilmediğimden, affınıza sığınarak soruyorum. Estağfurullah. Şiire nasıl bilir? Sever mi şiiri? Yani, evet, Tokat evliyalar, erenler, şairler yurdudur. Eyvallah. Özellikle de bizim Reşadiye'miz, ilçemiz, Tokat türkülerinde en çok bizim Reşadiye türküleri Tokat olarak anılır. Ayrıca bir farklı bir şey var. Ordulu sanatçılar, Ümit Dokçan, işte diğer sanatçılar falan hep çok değerli. Evet. Türkücülerin söylediği oy sigara ver bana bak dumana dumanaya kadar bütün türkülerinin genellikle söyledikleri ordu türküleri Reşadiye türküleridir. Eyvallah. Hatta yerlerin adları da vardır. Şimdi Harput geçerse bir türkü de mutlaka Elazığ türküsüdür. Tabii. Reşadiye geçerse de bu mutlaka bir Reşadiye türküsü. Zaten fark ederseniz Karadeniz'de Ordu, Giresun, Trabzonlar gibi değildir havaları. Müziklerindeki farklıdır. Tonlamaları, makamları bize benzer. Biz mesela doğuya göre bizim enstrümanlarımız evet. farklıdır. Elazığ'ın malumunuz. Tamam, şimdi oraya geçince iki laf edeyim orada. Lütfen buyurun. Elazığ'daki Harput Türk sanat kültürü, sanat, edebiyat kültürü çok farklı. Mesela bizim oralarda aruz ve gazel fazla yok. Ama Elazığ'da bunu diyecektin zaten. Evet. Elazığ'da bu kültür var. Elazığ, Tebriz, Kerkük, Elazığ üçgeni. Evet. Tebriz, evet. Kerkük ve Elazığ üçgeni. Urfa'da. Sizde Hoyrat, Urfa'da var. Urfa'da çok var, özür. Evet. Bu üçgen Hoyratları, gazelleriyle müthiş bir şey. Harput türküleri. Çok müthiş Eyvallah. Bir şey. Çok büyük çok bir güzellik. Teşekkür ederiz. Sizin mütevazınız tabii çok sağ olun. Tokat'ta birçok bir medeniyet tabii Tokat'ta. Evet. Çok eskiye dayanan bir tarihi, tabii. yapıları tabii. ve o kültürün vermiş olduğu yansımalar var. Sanatçılar olsun, siz değerli edebiyatçıları, şairlerine yükseliyor. Evet, sonra bir şey var Milat Bey. Türkiye'nin Diyarbakır'dan sonra ikinci büyük kalesi Niksar Kalesi. Evet, Niksar. Ve Anadolu toprakları üzerinde ilk medrese Niksar'da kurulmuş. Yağıbasan Medresesi. İlk üniversitede. Evet. Danışmetlilere başkentlik yapmış bir şehir. Doğru. Yani Tokat'ta Selçuklular ve Selçuklular öncesi eserler çok var. Atatürk'ün annesi de Tokat Reşadiye Kızılcaören köyündendir aslen. Kızıloğuzlardan. Öyle mi? Evet. Selanik'e evet. gidiyor. Evet. Kızıloğuzlar Horasan'dan, Tebriz tarafından gelen bir oymaktır Kızıloğuzlar. Kızılahmet Bey de Tokat çevresi 1071'de çok yararlılık göstermiş. Soydaşlık var hocam. Bizim Harput evet. Türkmenleri de evet, Horasan'dan, tabii. Mısır Horasan üzerine geliyorlar. Tabii tabii. Ben bunu çok görüyorum. Milat Bey, şimdi Hankendi, işte Kavkasya'daki Hankendi gibi aynı. Tabii. Elmas Yıldırım'ın buraya gelişi de bir tesadüf. İşte bunlar çok önemli nüanslardır. Evet, çok önemli. Birleştirici nüanslardır. Ben Azerbaycan'da kaldığım için Azerbaycan'daki sözler, kullanılan kelimeler Elazığ'da hep var. Var değil mi? Aparmak falan başka Aparmak Anadolu'da yok. Aparmak Elazığ'da var. Harput'ta yani, var. Harput kültüründe var, evet. evet. Çoğu sözler... Sekü mesela, ben tabii. varmış Sekü olayı. Yani birçok kelime, Türk tabii, özümüz Türk olduğu için Harput'un, çok benzer noktalar var. Yani Azerbaycan'la da var, Türkmenistan'la da var. Tabii tabii. Ben Elazığ'da Azerbaycan'ı yaşıyorum. Eyvallah, sizden. Eyvallah. Şimdi bir tane daha dinleyelim hocam şiirlerinizden. Bir yine fonumuzu hazırlasınlar. Ama o fonu içeriye de verirse rejimiz, Oğuzcum'dan rica edeyim. Veremiyor muyuz? Olur ha, verebilirlerse. Tamam, rica edelim. O zaman şiirimiz ne hocam? Hem Hocalı katliamı, faciası, soykırımı, hem de bu arada... Ben duyurdum, şu anda Azerbaycan'dan bizi izliyorlar. Eyvallah, selam olsun. İzliyorlar, onlara çok selam gönderiyorum. Kente, ve onlara bir selamla şiir gönderiyorum. Eyvallah. Ey benim can hazır kardeşlerim. Sen, hazır mı? Sponum. Biraz yükseltebilirim. Buyurun. Ey benim can kardeşlerim. Şehir dilli yoldaşlarım, Oğuz soylu kandaşlarım, salam, sevgi, hürmet size, heyir gilsin hanenize. Dilde birik, dinde birik, sevinçte, hüzünde birik, sonuna can beraberik. Ayıramaz hiç kim bizi,
bölemezler sevgimizi. İller boyu kan kusmusan, kırgına düçar olmuşsan, hırpalanıp yorulmuşsan, üreklerden elem gitsin, bağınızda bülbül ötsün. Hamımız eyni kandanık, hamımız eyni candanık, hamımız Türk soyundanık. Bir daha kırgın olmasın, yollarımız ayrılmasın. Bir kardeşim vurgun yese, yetim bala boynu neyse, başınıza bir taş değse, o taş bize değdi derik, inim inim inil derik. Verelim çiğin çiğine, demir dağı delek yine, toy kuralım sevincine, bir olup büte olalım, ulu Turan'ı kuralım. Sen gülende men gülürem, ağlayanda men ölürem, gel desen hemen gelirem, ayrılır mı et tırnaktan, kardeşimsen Azerbaycan, kardeşimsen Azerbaycan. Selam olsun Azerbaycan. Selam olsun efendim. Ben de selam gönderiyorum soydaş ülkeye, Azerbaycan'a. Efendim ağzına yüreğine sağlık hocam. Götürdün beni. Teşekkür ediyorum. Gerçekten hüzünlü de bir fonda tam oturdu sanki değil mi? Evet evet. Sizi de o şeye soktu. Tabii. Çok güzel. Çok şey yaptım. Hocam ne kadar kaldık Azerbaycan'da? Bir eğitmenlik süreci var orada değil ben, mi sizin? Türkiye Cumhuriyeti Devleti nezdinde, hatta devletten abartılı olmasın, daha çok Sovyetlerin dağılmasından önceyi de dikkate alarak Türk dünyasına hizmet etmiş olan, sizlerin de bildiği Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı var. Vakfı. Merhum Turan Yazgan hocamızın, evet, nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun. Açtığı, kurduğu bu vakıfla Kazan'da, Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Azerbaycan'da, Türk dünyasının olduğu yerlerde okullar açmış. Ben de onun Bakü'de açtığı 1992 yılında eğitim öğretime başlayan Bakü Atatürk Lisesi'nde, orada lise deyince ilkokul birinci sınıftan lise sonuna kadar. Ben sınıf öğretmeni olduğum için o balaca küçük körfe çocukları aldım. Balaca? Evet. Öyle mi derler? Evet, balaca küçük demek. Evet. Onları ilk mektebi bitirdim, orta mektebe geçti. Oradan ay bitti benim görevim. Şimdi benim öğrencilerim ortaokul öğrencileri. Çok güzel. Onlar illa çok... Kısa çok, bir süre olmuş o zaman döneli. Bir öğretim yılı, evet. Dört öğretim yılı geçti. Ama dolu dolu geçti Milat Bey. Ben başkaları gibi yapmadım. Azerbaycan'ı karış karış dolaştım. Azerbaycan toprakları üzerinde 1918 yılında Kafkas İslam Ordusu'nda, Nuri Paşa ile giden Kafkas İslam Ordusu'nda o topraklarda şehit olan bütün Osmanlı Türk şehitlerinin olduğu yerleri hep gezdim. Her şehit mezarının başında mutlaka bulundum. Gece ikiler bile olsa buldum. Mart ayının soğuk bir gecesinde Novvan şehrinde kabristanda iki Türk neferinin orada şehit kabrinin başında böyle fotoğraf çekindim. Daha sonra hep ziyaret ettim. Azerbaycan çok farklı bir ülke. Azerbaycan'da insanlar çok nezih insanlar. Azerbaycan edebiyatında söğüş sözü, küfür sözü yok Milat Bey. Evet. Kimsenin ben olduğum müddetçe kimsenin sövdüğüne şahit olmadım. Trafik kurallarına çok uyarlar. Bakü'nün gittiyseniz görmüşsünüzdür, topraklarını Bakü şehrinin büyük çoğunluğu parklar ve bahçelerden ibarettir. Evet. Parklar vardır. Ben görmedim, 15, gitmedim 15-20 hocam. Yıllık bir bank, bir parkta ne bir çizik vardır ne işaret vardır. Mesela giden, hep Türkiye'den gidenler bilirler. 28 Mayıs semtinde Samat Vurgun Parkı var. Bağ denir orada parka. Devlet Demiryolları'nın önünde. Mesela orada insanlar otururlar ama elinize mercek alınız, büyüteç. Bakın insanların oturduğu yerde bir tane çekirdek kabuğu bulamazsınız. Bir tane sigara izmariti bulamazsınız. Neye bağlıyorsunuz hocam? Bu eğitime bağlı. Biz niye bozmuşuz? Eğitime bağlıyoruz. Eğitime bağlıyoruz. Eğitime bağlıyoruz. Biz, sisteme. Evet, biz tabii sisteme bağlıyoruz. Orada beğenmesek de kötü taraflar olmasına rağmen Sovyet rejimindeki bu getirisi. Bugün bakıyoruz işte Elazığ'da da... Bir disiplin var değil tabii mi? Tabii.
Elazığ'da da matematik bölümünde Fırat Üniversitesi'nin dekan yardımcısı Elazığlı bir profesörümüz burada. Evet. Yarın beraber olacağız. Yani İzmir'de de öyle. Dekanlar var matematik. Riyaziye deriz matematiğe. Çok başarılıdırlar. Tabii şimdi, bilimde ilerlisi var. Tabii tabii. Kültürde, edebiyatta çok başarılılar. Ben Mehmet Akif Ersoy'un safahatını baştan sona kadar ezberleyen insana rastladım. Orada. Evet. Eski Bakü Vali Yardımcısı Zührap kardeşimiz var. Şimdi hocam ben şunu merak ediyorum. Affınıza sığınmak istiyorum. Kusuruma bakmayın. Estağfurullah. Şimdi biz hani uzun yıllar dışarı çıkar bir insan döndüğünde her şeyi bıraktığı gibi görmek ister. Evet. Umut eder. Evet. Biz de koparken hani demir perde ülkeler işte Sovyet rejimine girdikten sonra Azerbaycan bağımsızlığını ilan ettikten sonra Türkiye'yi sanki bıraktığı gibi yani eskisi gibi umut ediyordu. Evet. Bir sükutu hayali uğradılar mı bunlar? Evet. Şimdi ve benim bunu çok dile getirmişlerdir. Tabii çok ne kadar biz güzel de bir yere şekilde değindir. Düşünüyoruz. Tabii, işte tabii, tabii. Şimdi bildiğiniz üzere Erivan Ermenistan'ın başkenti. Evet. Oranın adı İravan Azerbaycan İravan. Söylemesi. İravan Türk yurdu. Oralar bizim topraklarımız. Azerbaycan Türk'ünün topraklar. Ha bu arada diyeyim Azerbaycan Türk'ü diyorum. Azerbaycan Türk'üne Azeri demek çok abesle iştikal çok yanlış. Evet. Azerbaycan Türkleri bize derler ki ısrarla biz Türk'üz biz Azeri değiliz derler ama biz Azeri demeye devam ederiz. Bu bizim bir hatamız. Şimdi benim ev sahibimin bacısı kendileri Rus'u Moskova'daydılar. Şöyle anlatmıştım. Derdi ki benim nenem biz diyor Nahçıvan'dan Ağrı Dağı her yerinden gözükür. Derdi ki nenem diyor. Biz İravan'dan Nahçıvan'a sürgün geldik Ermenistan kurulunca oraya diyor. Derdi ki nenem diyor. Ah o dağın arkasında Türkler gelecek. Bir gün bizi İravan'a kayıtacak. Derdi diyor. Hatta bizi oradan yani. Göçkün ederken diyor. Kabımızı, kaçağımızı nenem dedi ki diyor. Tendirin arkasına, tandırın arkasına buraya saklayalım ki. Türkler Ağrı Dağı'nın arkasından geldiği zaman biz buraya geldiğimizde kapımızı kaçağımıza kolay buluruz dedi ama hocam, Ağrı Dağı'na baka baka gitti hocam, diyor ya. Yani. Hocam elbette çok ki her evet. Türk'ün gönlünde var ama kendi evimizin önünü temizleyemedik ki oraya evet. Gidelim. Çok yanlış mı doğru? Çok haklısınız. Hayali süküte yani, uğruyorlar. Amaç da evet. Zaten o evimizin önünü temizletmemek başka şeylere engel oluyorlar ki tabii. Yapmayalım. Bir şiir daha dinleyelim mi hocam? Yine böyle peki, duygu yüklü yine olsun. Renk, bir rejiden yine rica edelim fon. Bugün yoracağım biraz. hocamı bulmuşuz. Rejiden Oğuz'dan sağ ol, çok sağ teşekkür ol. Ediyorum. Kusuruma da bakmasın. Şöyle bir hazırlık yapın. Bir ses yine gelsin başlayalım. Bu gelinceye kadar ben de şöyle bir yemeğe bakalım. Kofik kavurması, kış biber kavurması efendim. Evet. Bu arada değerli izleyenler bugün çok değerli bir uzman doktorumuz bizlerle birlikte olacak. Çok kıymetli bir hocamız. Bu anneler özellikle çocukları konusunda şu kış günlerinde sağlıklı büyütmek adına sorularınız varsa bekliyoruz efendim. Çok kıymetli bir hocamız bizlerle birlikte olacak. İlkay Hanım ikinci bölümümüzde reklam sonrası bir bölümde lütfen sorularınızı hazırlayın diyelim. Acılı bir fon. Efendim? Acılı bir fon. Acılı? Bir fon. Fon. Acılı bir fon istiyoruz rica ediyoruz Oğuzcuğum. Şöyle güzel bir içimizi dökelim. Biraz yükseltirsek. Söz Azerbaycan'dan açılmışken artık orada dönme sırası bir Mart ayıydı. Okullar bittiği zaman buraya döneceğim. Hatta Elazığ'a geldim zaten. İstanbul'a indim. Gidiyorum buralardan diye bir şiir yazmıştım. Buyurun hocam. Dinliyoruz. Bitti artık. Sona geldim. Gidiyorum buralardan, kat'i kararımı verdim, gidiyorum buralardan. Dağlar beyaza büründü, ot bakışlar buza döndü. Artık bana yol göründü, gidiyorum buralardan. Ömür kısa, vuslat ırak, işte göründü son durak, yüreğimi bırakarak
gidiyorum buralardan. Özüm ezgin, halim garip. Gönlüm firkatten muzdarip. Hasret girdabına girip gidiyorum buralardan. Türkoğlunda ana ilke, meyletmek yok mala mülke. Elveda ey cennet ülke, gidiyorum buralardan, gidiyorum buralardan. Eyvallah. Ağzınıza, yüreğinize sağlık değerli çok hocam. Sağ olun, gerçekten çok bizi sağ götürdünüz oralara. Her ne kadar siz dönseniz de. Biraz tabii, aklım kalmış orada hocam. Yürek tabii, kalmış. Tabii. Ben daima oradayım hep. Gidiyor musunuz pek? Gidecek misiniz? Düşünüyor musunuz? Tabii bu şeye gideceğim Allah izin verirse baharda inşallah. 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 Bizlerden çünkü de selam söyle. Çünkü çocuklarımızı falan da çok özledik orada. Azerbaycan'a. İnşallah. Efendim elbette ki çok kıymetli topraklar bizim soydaşlarımız yaşıyor Azerbaycan'da. Onlar evet. Yani elbette ki uzak kaldık. İşte o Sovyet rejimi sırasında bu kadar içi dışı değildik. Evet. Evet. Bir özlem vardı. Evet. Değil mi? Her ay iki defa hıyabana giderdim. Şehitler hıyabına. Huçalı ve 20 Yanvar şehitlerini ziyaretmeye. Ayrıca bizim orada hıyabanda Milli Meclis'in Azerbaycan karşısında bir Türk şehitliği var orada. Elazığ'dan da iki neferin şeyi var orada. Adı yazıyor. Bizim Tokat'tan 4 tane var. Her Kafkas İslamlısı'nda gidenler var. Ayrıca devlet mezarlığında devlet adamlarının heykelleri var kabirlerinin başında. Sanat adamlarının, şairlerin. Her ay iki defa gider onları okurdum ben. Her şimdi ay. Hocam hep gözlemlerim o doğrultuda da. Ben biraz böyle araştırmacıyım yani gözlemliyorum. Tabii. Şimdi bu Sovyet rejiminden çıkarken bundan en çok iki ülke etkilenmiş. İki taraflı yani dört ülke. Aslında iki. Evet. Bir Almanya. Evet. Bir de Türkiye. Evet. Değil mi? Evet. Ama Almanya o duvarı yıkmış. Evet. Biz araya Ermenistan girdiği için yıkamamışız. Evet. Gönül isterdi ki iki ülke birleşsin böyle. Büyük bir güç olsun. İşte ona da izin vermiyorlar. Evet. Oraya getirip oraya Ermenistan'ı sıkıştırmışlar işte. Değil mi? Tabii. Yoksa şimdi, biz şu anda birleşmemiz... Nahçıvan'dan Bakü'den Azerbaycan Nahçıvan'a gelmek için İran toprağından geçmek istedik. İşte bir Karabağ olayı var. O evet. Da, Karabağ, Hankendi, Şuşa, Adam o şehirlere işgal altında. Sık hala dövüşler devam ediyor. Şu anda harp şu an itibariyle devam ediyor. Çatışmalar var. Çatışmalar evet, hep evet, devamdır. Hocam inşallah. İnşallah. Onlar da olacak. Tabii inşallah yani, olacak. Yani, Azerbaycan bayrağını inşallah belki Türk'ün bayrağını İrevan'a bile dikeceğimiz gün hayırlısı, nasip olur. Hayırlısı inşallah diyelim. İnşallah. Allah her şeyi en iyi bilendir. Tabii. Geleceği tabii de o tabii çizecektir inşallah. Tabii inşallah. Bize kurulan işte tuzaklar var ya diyoruz ya o tuzakları evet da çözecek olan Cenab-ı Allah. Tabii bizlerin de inşallah gayretiyle. Şimdi geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum her şeyden önce. Çok güzel şiirlerle ben aldım götürdüm hocam. Yani böyle biraz ülkeye dönelim bir şiir daha böyle tabii şeye giderken dinleyelim. Yalnız bu kitaplardan evet, şunu çok merak ettim. Ezberde var mı bilmiyorum. Hayallere mavi, düşlere beyaz. Şimdi onu mu hazırlamıştınız? Şimdi hazırlamadım ama onu anlatayım. Lütfen. İstanbul'da Kadıköy'de Garnier Cafe var 6 yolda. Hemen orada bir arkadaşım bekliyor. Hocam sen reklam mı aldın? Allah aşkına ya, merak ettim. Neyse vallahi çok özür dilerim. Orada yıkıldı. Bu yıkıldı. Yok, yok şansı yoksa moda da, yok. Moda Caddesi'nin tamam, başında. Şimdi bir öğretmen arkadaşı bekliyordum. O da oyuncuydu. Yakup Yavru diye. Adana'da vefat evet etti. Şeye gidince sıcaktan. Palavı yıklı böyle. Evet. Var mı? Eyvallah. He, ya, eyvallah. Benim hatırladım. Öğretmen arkadaşım. Ben de oyunculuktan kökenli oldum. Onu tabii. Onu bekliyordum. Böyle ortaokul, lise öğrencileri var. Oturuyorlar yan masada. Bunlar öğretmeniz ya. Böyle bir tanesi var. Kara bir kız var. Dikkatinizi cezbetti. Dikkatimi çekti. Çok masum duruyor. O kadar bir duruşu var. Gamzeli yanaklı. Benim öğrencimiz tabii ortaokul öğrencisi. Evet. Orada aklıma geldi. Peçeteye yazdım. Yan masada oturan Karaca kız, Ay kız, inci gibi dişlerin, bembeyaz gözlerin. Belli ki hayallerin mavi, düşlerin beyaz. O kar beyazı düşlere karalar çalmayasın. Aman ihanet rüzgarlarına çarpılmayasın diye yazdım. Ondan sonra dedim ki kızım bu şiiri sana yazdım al dedim. Verdim kıza ben öğretmenim dedim. Fakat bunu daha düzenledim.
Kitap çıkarken editör falan dediler ki ya bunu kitabın adını bunu koyalım dediler. Çok güzel. Arka kapağın adını ama güzel bir isim. Evet. Çünkü güzel bir isim. Hayalleri çok de güzelmiş. Abi. Evet. Öyle oldu. Evet. Aynanın Gece Yüzü kitabında da ortasında unuttuklarımız, yiten değerlerimizi anlatan 1, 2, 3, 4 diye bölümler var. Diğer şiirler zarfı, esas mektubu o yiten değerlerimizdi. Alt başlık unuttuklarımızdı. Yani aynanın gece yüzü, görünen öbür tarafı. Çok güzel. Böyle bir ad oldu. Peki üçüncü kitabı düşünüyor muyuz hocam? İnşallah 300-400 tane şiirim var. Mesela bu okuduklarımı bile bazıları yok orada. Bu şiirlerin. Hatta şimdi okuyacağımdan da yok. Evet. Ezberde var mı o? Şimdi ben eminim. Ben hep seyirci gibi, izleyici gibi düşünürüm de. Şu hayalleri, mavi düşleri, beyaz var mı ezberde? Yok mu? Yok, o kadarını ezberledim. Anladım, hatırladım. Tamam. O zaman size bırakıyorum hangisini de. Bir daha rejiden rica edelim bir son daha. Şimdi yol açılmış. Siz burada yakalamışken şiirlerinizi dinleyelim istiyorum hocam. O zaman pek çok dinlemediniz ama televizyonlarda yayınlanan. Belki dinlemişimdir. Tabii bir arkadaşım Devri Alem İsmail Kahraman oraları gezerken benden bahseder. O şiiri okur. Lütfen. Türkistan'ı dolanalım beraber. Bizim buradaki akrabalarımız, hısımlarımıza bir selam gönderelim. Eyvallah. Gönderelim hocam. Turnalarla. Turnalar biliyorsun. Evet. Bir fon gelsin hocam. Evet. Teşekkür ederim. Buyurun hocam. Dolanıp durmayın başımda benim. İsfahan'a doğru yürün turnalar. Vuslat yangısında sızlar bedenim. Dağıstan'da sefa sürün turnalar. Bir gece bekleyin Tataristan'da. Menevşe devşirin Çuvaşistan'da. Kardeşim inliyor Çeçenistan'da. Mazlumun ahına erin turnalar. Yaralıdır gönlü Azerbaycan'ın. Gülmez yüzü aybalası ceylanın. Hocalı'da baca tütmez Aycan'ın. Sancır acıları sarın turnalar. Yeside uğrayın Hoca Ahmet'e. Boşa katlanmadı onca zahmete. El açın divanda erin hikmete. Erenler bağına girin turnalar. Çim kentinde fırtınaya tutulup Aktepe'den Akmola'ya atılıp Almatı'da toylarına katılıp davul çalın, köse vurun turnalar. Aral kenarında gözyaşı dökün. Hazar sularına ter güller ekin. Selenge'de yunup daranın sekin, Türkistan'a selam verin turnalar. Kaşık sallan Oş'ta Kırgız aşına, Yenisey'de girin sevda yaşına, dilekte bulunun Bengü taşına, Hakas güllerini derin turnalar. Eyvallah. Aşkabat, Duşembe aşın ileri, Özbeyi Kırgız'ı bırakın geri, Ötüken yurduna vardıktan geri, Kürşad'ın seyrine durun turnalar. Fergana'da durup kalmayın fazla, Taşkent'ten Harezm'e atlayın hızla, Semerkant'ta Şükür ile Niyaz'la, Vecd'e gelin, dünü sorun turnalar. Altaylardan aşın Tuva'ya varın, Sayan dağlarında açılsın yarın, Urumçi'yi esaretten kurtarın, postları irtişe serin turnalar. Balkanlar bizim diye belleyin, Kosova neresi olmaz demeyin, Batı Trakya'ya selam eyleyin, atanın tahtına varın turnalar. Elbette ki benim bunun nedeni, soysuza bıraktım Nazlı Türkmeni, paramparça olan körpe bedeni, Kerkük diyarında görün turnalar. Türkoğlu inliyor yürekte sızı, Girne Kalesi'nde kınalı kuzu, Türklük mühürüdür alnında yazı, Şükür niyazına durun turnalar, Şükür niyazına durun turnalar. Teşekkür ederim. Hocam ağzınıza yüreğinize sağ olun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum.
geldiğiniz için. Ben de size çok teşekkür ederim. Şiire de doyurdunuz bizi. Böyle öz Türkçemizde çok güzel şiyler okudunuz. Ağzınıza güzelinize sağ olun. Hocam reklama gideceğiz şimdi. Sizi de yolcu edeceğiz. Kusura bakmayın. Geldiğiniz için, şiirleriniz için çok teşekkür ediyorum tekrar. Hani derler ya çam sakızı çoban armağanı. Bunu da İstanbul'a gideceksiniz zannederim yakında. Yok, Nisan'da. Nisan'da mı gideceksiniz? Buradasınız. Yine. Giderken bunu götürüp eve şöyle bir magnet bizi hatırlamanız adına. Tabii. Baktıkça tabii. Bizi hatırlayın olur mu? Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Siz, ben de çok mutlu hocam, oldum. Hocam lütfen rahatsız olmayın. Birlikte kapayalım sonra birlikte çıkarız. Efendim, değerli hocamız Dursun Elmas hocamız bugün bizi şiire doyurdu. Çok teşekkür ederiz kendisine. Şimdi bir reklama gideceğiz. Reklam sonrası çok kıymetli bir hekimimiz, uzman hekimimiz, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımız İlkay, efendim İlkay Hanım, İlkay Evrim Özden hanımefendi bizlerle birlikte olacak. Sorularınız varsa bekliyoruz özellikle. Çocuklar konusunda, yeni doğan çocuklar konusunda bilgilendirecek bizleri sağ olsun. Efendim, şimdi bir reklama gidelim. Reklamlardan sonra görüşmek üzere. Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar efendim. Evet değerli izleyenler, tekrar mutfağımızdayız, stüdyomuzdayız. Daha doğrusu stüdyo mutfağımızdayız. Ve programda olanca hızıyla devam ediyor değerli izleyenler. İlk bölümde hani her zaman yaptığım gibi şöyle bir hatırlatmakta fayda görüyorum. Yeni açanlar için ekranlarını. İlk bölümümüzde değerli bir Tokatlı şairimiz vardı, eğitimci şairimiz. Dursun Elmas bizlerleydi. Çok güzel şiirlerini dinledik. Azerbaycan'da da uzun yıllar görev yapmış bir eğitimci ve oranın üzerine şiirleri, Tokat ve Türkiye üzerine şiirlerini dinledik hep birlikte. İnşallah hoşça vakit geçirmişizdir değerli izleyenler. Ve bundan böyle bugün hariç cuma günleri çok değerli konuklarımız, hekimlerimiz birlikte bizlerle olacak. Ve bunun ilki değerli hocamız Doktor İlkay Evrim Özden. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Şeref verdiniz. Teşekkür Bizi onurlandırdınız. İlkay Hanım, efendim çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı. Program başından beri söylüyorum. Sorularınız varsa özellikle annelerimiz çocuklarını nasıl... Elbette ki annelerimiz en iyi bilenlerdir ama tabii ki sağlık açısından, sağlıklı büyütme açısından hekimlerimiz de bu işin uzmanları, nasıl yetiştireceğimiz, nasıl onları sağlıklı bir şekilde büyüteceğimizi değerli hekimlerimizden, değerli hocalarımızdan öğreniyoruz. Hocam şöyle birkaç dakikanızı rica edeceğim. Bir şefime çok kızıyor vallahi bana. Yemeği ihmal edince... Hı hı. Beni dürtüyor böyle arkadan, beni ihmal ettin diye. Şöyle ben hocama bir, Müyesser Hanım'a bir döneyim, yemeğe bakalım ne durumda, sonra sohbetimiz başlasın. Evet. Evet. Ne yaptık? Nihat Bey, yemeklerimiz... Kofik bitti. Kavurması efendim, evet. Bugünkü ekranları yine açanlar için, kavurması, yeni açanlar için. Kızartması, nasıl tercih edersiniz? Şefimizin dediğine göre... Kış biberi. Kış biberi. Kuru biber, kış biberi, evet. Kavurması. Bir diğeri şey de, diyebiliriz. Diğeri de efendim. Ufak bulgur pilavı. Ufak bulgur pilavı. Evet. Hatta ufak bulgur çorbası da denilir. Evet. Diyelim. Evet. İki menümüz de neredeyse hazır. Bitti. Bitti mi? Bitti. İşim bitti. Bitti. Ben dinlenmeye çekileceğim. Evet, bugün menümüz biraz kolay oldu. Evet, zannederim. Biraz hafifti menümüz. Çok da güzel. Ya güzel severim. Ama bak çorba var ya şu. Kış aylarında, ben hocama evet. da soracağım biraz da. Evet. Çocuklar için de, değil Kesinlikle. Mi? Çok besleyici, çok güzel evet. çorbalar. Artı biber de aynı şekilde. Çünkü o vitaminini koruyan kuruttuğunuz zaman tabii ki, diye tabii düşünüyorum. Ki. Çok sağlıklıdır çok zaten. Acı olmadı söyle. Çocuklar acı yediremeyiz ya şefim. Yani ben hep çocukları düşünüyorum zaten. Sen değil. Biliyorum ben biliyorum. Hep çocuklar için. Kesinlikle o yüzden acı koyuyorum. Öldüm bittim ya. Dün bir çiğ köfte yaptım. Hadi. Vallahi, öyle şefim bir acı. Muhtemelen yiyemezdim ben. Yerdin. Çok acı. Vallahi bak samimi söylüyorum. Benim kızım da mesela Hadi. Acıyı yiyemez. O bile yedi. Oo, doğrudur. Vallahi yedi ve çok da sevdi. Çok da güzel yaptım. İşin formülünü buldum ama. Neymiş? Bak sır bende. Tamam. Tabii sır bende. Birçok usta da bu çiğ köfteciler de o şekilde yaparmış öğrendim. Doğrudur. Vallahi bir gün yapacağım göreceksin. Tamam.
Tamam. Hani o yapın bir gün. Bulgur dişe geldiği zaman var ya çiğ köftede ben sinir olurum. Yok çok kötü. Gelmemeli. Zaten. Kesinlikle öyle. Yani çiğ köfte zaten öyle bulgurlu olmaz. Vallahi olmamalı ya. Olmaz. Çok güzel böyle. Acı da olmuş. Elinize sağlık. Vallahi acı da olmuş. Ama hocama sor. Hocam çiğ köfte sever misiniz? Çok severim. Ben de bayılırım vallahi böyle. Sevmeyen yoktur herhalde bizim, muhtemelen. Şimdi ben hep söylüyorum ya. Çiğ köfte Urfa'dan çıkmıştır. Ama Urfa'dansa Elazığ'da daha güzel yapılır. Vallahi bak bunu Urfalılar kızmasın evet. Bana. Menşei Urfa'dır. Eyvallah ama şimdi Adıyaman sahipleniyor. Hakları değil, hadleri değil. Urfa'nındır. Evet. Ama Elazığ'ımızda da bu bölgede, bu coğrafyada yani çok tüketilir ve yapılır. Yani çok güzel yapılır en azından diyelim. Yapılır. Çok güzel yapılır, evet. Yani hak ver. Hayret, bana hak verdi hocam. Vallahi doğru söylediğiniz zaman hak veriyorum size ya. Çok nadir oluyor da o yüzden. Çok nadir doğru söylüyor olabilirsiniz. Hadi canım. Yani bilemedim. Vallahi bir kavga edeceğiz sonra. Edelim hadi. Etmeyelim yok. Hocam şimdi ben oradan aldım ama merak da ettim. Şimdi çorba çocuklara hani ne kadar süre sonra yedirilir mesela? Merak ettim. Soruyorum şimdi size. Yani ilk 6 ay mutlaka anne sütü veriyoruz bebeklerimize. Onu işleyeceğim zaten. Evet. Evet. 6. aydan sonra hani tanıştırma anlamında tabii ki tatlı gıdalardan önce yoğurt ve yoğurttan sonra çorba olabilir. Özellikle kış mevsiminde hani bir yarım patates, yarım havuç, bir yemek kaşığı pirinçle hazırlanan ilk çorbayı bebeğimiz ilk kaşık, bir tatlı kaşığı, bir yemek kaşığı şeklinde afiyetle tanışabilir. Tabii. Hele o sebze ağırlıklı değil mi? Evet. Çocuklar aslında ben 9. ayından sonra çift çekilmiş kıymayı hani çorbalarına eklemelerini öneriyoruz. Demirden zengin beslenmek çok önemli ama hani ilk zamanlar sebzelerle çorbalarını tanıştırmaları gerekiyor. Çok doğru. Ama hala ilk önemli olan anne sütü. Özellikle 1 yaşına kadar. Değil mi? 1 yaşına kadar. Alabildiğince mümkünse. Aslında. Alabildiğince aslında evet. 6 ay şart. İlk 6 ay mutlaka. Şart ama alabildiğince de alsın faydası var diyoruz. Gerçekten çok önemli çocuk büyütmek, sağlıklı büyütmek. Anneler bu konuda da hani tecrübeli olanlar var, ilk çocuğu olanlar var. Zorlanabiliyorlar. Biraz da onları böyle ekran başına davet ediyorum. Çünkü çok önemli. Tedirgin yaşıyorlar. Mesela benim yeğenim vardı hocam. Allah rahmet eylesin. Ablam vefat etti. Onun ilk çocuğuydu yeğenim. Oğunurdu çocuk. Hani ağlayınca nefes giderdi birdenbire. Evet. Elimiz kolu kururdu, ne yapacağını şaşırdı. Mesela bu durumlarda ne yapılmalı, nasıl davranılmalı? Yani biz onlara breath holding diyoruz aslında ama en önemli nedeni bir demir eksikliği anemisi var mı? Hani kansızlık var mı? En önce ona bakılması gerekiyor. Doktora başvurup bir kan tahlili bakılması gerekir. Kansızlığı varsa kansızlık tedavisi veriyoruz. Bazen bu hastalarımızın kalp problemleri olabiliyor. Hastalık değil mi bu? Bu hastalık değil aslında. Yani kansızlığa bağlıysa hastalık değil. Ama kardiyoloji bölümü ve devam ederse bazen tipleri var. Nefes alması çok uzun sürerse, morarması eşlik ederse çocuk nöroloji bölümünden de yardım isteyebiliyoruz. Çok doğru. Breath holding dediğimiz uvunma. Çok güzel. Katılma. Hocam şimdi kış aylarındayız. Evet. Hani hep böyle aileler, anneler, babalar çocuklarını hep korumak isterler kışın. Soğuk almasın ve hani hastalık da kapıyorlar tabii çocuklar, üşütüyorlar. Ne yapma, nasıl davranılmalı aileler? Bunu sizlerden dinleyelim. Yani kış hastalıkları nelerdir özellikle? Çünkü kış aylarındayız değerli izleyenler. Aslında bana kalırsa, bu benim şahsi fikrim, bilgi vermiyorum yanlış anlaşılmasın. Çok fazla da sarıp sarmalamak da yanlış diye düşünüyorum. Önlemleri sonra konuşalım. Olur olur olur. Size bırakıyorum hocam. Rahat olun ne olur. Tamam. Şimdi ben tabii ben pas veriyorum. Yorum size ait. Kış hastalıkları gribal enfeksiyonlarla başlıyor. Hani ön planda. İnfluenza virüsünün neden olduğu etkenler. Bunlar tüm yaş gruplarını etkileyebiliyor. İnfluenza virüsü, grip dediğimiz. Ama küçük yaş grubumuz ve büyük yaşlılar özellikle çok etkilenen bir sistemik hastalık grip mikrobu. Evet. Çocuklar genellikle bir burun akıntısı, burun tıkanıklığı, ateş, halsizlik, iştahsızlıkla belirliyor ama baş ağrısı da eşlik edebiliyor. Bunun bir aşısı mümkün. Hani
Ekim, Eylül, Aralık ayları boyunca yapacağımız bir aşısı var. Neden? Gribal bir enfeksiyon, viral bir enfeksiyon olduğu için tedavisi de ağrı kesici vermek, bol yatak istirahati yapmak, çocuğu mümkün olduğunca dinlendirmek ve sıvı gıda alımını arttırmak. Çocukları yatırmak çok zor ama hocam. Yani durur mu hiç? Yatakta durmaktan ziyade ev, kreşe göndermemek, kapalı ortamlardan uzak tutmak evet, çok önemli. O dönemlerde, asıl evet. Olduğu dönemlerde. Çok haklısınız. Bunun dışında yine nezle mikrobu hastalığı aynı şekilde benzer semptomlarla seyrediyor. Kış hastalıklarının en büyük etkenlerinden birisi. Viral enfeksiyonlar olduğu için bunlar 200'den fazla virüs bu hastalığı yapabiliyor. Nezle dediğimiz hastalığı. En fazla rinovirüsleri görüyoruz. Bu da küçük bebeklerimizi etkiliyor maalesef. 3 ay 5 yaş arası küçük bebeklerimizi etkiliyor. Burun tıkanıklığı, ateş böyle bazen 1-3 saatte sürebilir. 3 gün aşan ateşleri de olabilir bebeklerin. Burun tıkanıklığı o kadar çok oluyor. Süt çocuğu döneminde emmesinde zorluk yaratabiliyor. Çok ciddi bir geniz akıntısı oluyor bu hasta grubumuzun. O yüzden iştahsızlık geniz akıntısını yuttuğu için olabiliyor. Evet. Bazen ishal ve karın ağrısıyla polikliniğe başvurulabiliyor nezle grubu hastalıklarımız. Polikliniğe ayaktan başvuran hastaların yaklaşık yarısını oluşturuyor. O kadar geniş bir gruba sahip. Bunların da genel olarak hani etken yine virüsler olduğu için tamamen destekleyici tedavi almalarını öneriyoruz aslında. Burun tıkanıksa onu serum fizyolojiklerle açmak, ateşi ve huzursuzluğu olduğu gün 1-2 gün parasetamol benzeri ağrı kesicileri kullanmayı tavsiye edebiliriz. Çok güzel. Ama düşen ateşleri tekrar yükselirse veya ateş beklenenden uzun sürerse bakteriyel komplikasyonlar, orta kulak enfeksiyonu eşlik edebiliyor bu grupta. Mutlaka hekimin görmesi gerekiyor. Lazım. Evet. Şimdi eskiden hangi hastalık olursa olsun hemen aileler belki bilinçsizce antibiyotiği basarlardı. Evet. Bu da çok yanlış. Çocuğa tabii. Antibiyotik değil mi hocam? Elbette. Karşısınız değil mi siz de? Yani akılcı antibiyotik kullanımı çok önemli. Yerinde. Yerinde kullanımı çok önemli. Antibiyotik de sonuç olarak vücuda bir zarar veriyor. Mevcut probiyotu bozabiliyor. Ekonomimize zarar veriyor. Bebeğin daha sonra antibiyotik kullanması gerektiği dönemi kısaltmıyor aslında. Yani yine ilerleyen dönem bu sefer onun gücünü arttırmamız gerekebiliyor. Her şey gerektiğinde dozunda kullanılsa çok çocuklarımıza daha yararlı olabilir. Bir de hocam bu verilen ilaçlar mesela atıyorum belli aralıklarla antibiyotikten yola çıkarak verildi 6 tablet. Yani süreli pakette 6 tablet var. Hı. 12 saatte bir alınacak. O da ne oluyor? 3 güne tekabül ediyor. Mesela 4. gün hasta iyileşti. Kesiliyor. 4. haptan sonra, tabletten sonra. O da yanlışmış. Doğru mu? Tabii uygun, bitirmek lazım. Evet. Uygun tedavi dozu çok önemli. Birazdan bahsedeceğimiz sinüzitte, pnömonide uygun tedavi günü çok önemli. Hastalarımıza zaten yazarken hani o dozu ayarlayarak yazıyoruz. Erken bitirilmesi tedavinin yarım kalmasına neden olur. Neden olur? O da yanlış. Bunu da bilinçlenelim değerli izleyenler. Çünkü birçok anne çocuk iyileşti, ayağa kalktı diye hemen ilacı kesiyor. O tabletin, o reçetenin bitmesi gerekiyor iyileşmesi için. Yani o verilen tabletin, ilacın bitmesi gerekiyor diye. Hekimimiz tedavi sırasında söyler. Zaten hani... Ne kadar kullanılması gerektiğini. 3 günlük ilacımız da var. 5 gün, 7 gün, 10 gün, 14 gün kullandığımız yatan hastalarda tabii. Hani değişiyor. Onu mutlaka hekimimizden danışmamız hocam, gerekiyor. Hocam sanki kar ediyoruz. Hani 2 tane arttırdık ya bir daha hasta olursa kullanırız. O da yanlış bir uygulama tabii, ama. Tabii kesinlikle. Evet. Şimdi hocam az önce dediniz ki aşı. Çocuklarda aşı da çok önemli. Bazı insanlar atıyorum aşılara karşı. Ama ben biliyorum ki hekimler aşıların faydasına inanıyor. Siz nasıl bakıyorsunuz? Yani çünkü aşı çocukların o periyodik aşı dönemleri var. Önemli midir aşı? Yapılmalı mıdır? Koruyucu mudur yani gerçekten? Sizden dinlemek istiyorum yani. Tabii ki hani şimdi bu kış hastalıklarından korunma metotlarında çok orada da bahsedecektim ama biraz geçmiş olduk. Fark etmez, sohbet ediyoruz hocam. Sıralamamız yok, olmasın. Yani
sağlam çocuğun aşılanması çok önemli. Çünkü aşılarımızla birlikte biz insan tarihine çok büyük bir fayda sağlamış oluyoruz. Bebekler ne zaman aşılanacağı, hangi aşıyı ne zaman yapılacağı böyle detaylı testlerle uzun çalışmalar sonrası ortaya çıkan veriler. Uygun yaş grubuna göre evet. aşı programlarımız belirlenmiş ve aşıları yaparak bebeğimizi, çocuğumuzu hastalık olmadan önce tedbirini alıp koruyoruz. Çok doğru. Bu hem toplum sağlığı için hem bireyin sağlığı için çok önemli. Katılıyorum. Tabii şöyle bir sıkıntı var. Aşı sağlam insanlara, sağlam çocuklara yapıldığı için aşı sonrası istenmeyen yan etkiler aileler tarafından birazcık daha tedirginlikle karşılanıyor. Hasta olmadığı zaman, doğal yolla hastalandığı zaman gelişen komplikasyonları birazcık daha kolay tolere edebiliyorlar. Ancak aşı sonrası istenmeyen yan etki programlarımız var. Bunların hekimlere bildirileri var. Çok ciddi reaksiyonlar olmuyor zaten. Aşıyla önlenebilir birçok hastalık, kanserden önüne geçmiş oluyoruz. Mesela hepatit B kanserden bizi koruyan bir aşı. Evet. Ya da annenin küçükken aşılanmadığı zaman gebelik sırasında bir kızamıkçık mikrobunu almış olması, yeni doğan bebeğinde körlük, sağırlık, kalp rahatsızlığı yapabilir, zekasını etkileyebilir. Bunların önüne geçmiş oluyoruz. Kesinlikle. Kızamık hastalığımız var mesela. Aşısı tabii. Kızamığı doğal yoldan geçirdiğimiz zaman beyin harabiyetiyle giden bir subakut sklerozan panensefalitin önüne geçmiş oluyoruz. Hocam böyle Latince söylersen ben anlarım. Yani tabii siz de hekimle daha alışkınsınız. Doğal yolla geçirildiği zaman oluşacak olan zararlı etkilerini, sekellerini aşılarımızla önlemiş oluyoruz. O yüzden aşılar çok önemli. Evet. Toplumu aşıladığımız zaman dışarıdan gelen, aşısız gruplardan gelen hastalıkları da korumuş oluyoruz. Aşısı gelmemiş veya aşısını yaptırmamış bireylerimizi de korumuş oluyoruz. Aşı gerçekten hani herkesin yaptırmasını önerdiğim toplum sağlığı hizmetlerinden. Kesinlikle öyle, katılıyorum size. Ben karşı düşünceyi asla benimsemiyorum. Hani ben aşıya karşıyım diye. Ne deniliyor? Bir mikrop enjekte ediliyor diyorlar. Ama o koruyucu, bağışıklık sistemini geliştiren bir sistem. O şöyle olay. Mesela hani ailelerin en büyük endişesi bebeğim daha küçük. Hani buna aynı anda bir sürü mikrop, aynı anda üç yerden değişik aşılar yaptığımız oluyor. Ama bu verdiğimiz aşı mikrobu, virülansı, aktivitesi çok azaltılmış. Yaptığımız bebeği hasta etmeyecek düzeyde bir şey olduğu evet. için onu koruyoruz. Doğru. Ve hani belirli bir zamanda yapılması lazım. Çocuk o hastalığı o ayından önce alırsa onun hastalığı çok ağır atlatabilir. Hastaneye yatma oranları yüksek olabilir. Boşuna antibiyotik kullanmış olabilir. Aşıyla önlenebilir. Önlenebilir. Hastalıkları önlemiş çok oluyoruz doğru. çünkü. Şimdi hocam emzirmeden en az 6 ay emzirme dedik. Evet. Oradan da devam etmek istiyorum biraz. Çünkü bazı anneler bir an önce emzirmeyi bitirmek istiyor. Belki fizyolojik yapıları bozuluyor diye. Belki yani ama çocuğunu düşünen bir annenin değil mi? O 6 aya en az ama çocuk yani emebildiği sürece o sütü değil mi? Anne sütü kadar besleyici bir evet. besin yok çünkü. Hem anne sütü hem bebek için. Sizin ağzınızdan bir annelere tavsiye istiyorum aslında. Tamam. Çünkü anneler bazen hani bilinçsizce belki de bir an önce kurtulayım şu emzirmekten yemeğe başlattırayım diye düşünüyor olabilirler. Çünkü ben önemsiyorum. Neler söyleyeceksiniz o konuda? Anne sütü her zaman çok önemli. Geçmişten bugüne kadar. Tabii ki annelerin bazen lohusalık depresyonları olabiliyor. İlk başta sütleri yeterli gelmemiş olabilir. Evet. En büyük endişeleri de acaba sütüm bebeğime yetiyor mu endişesi taşıyor aileler. Sık emzirmek yeni doğan döneminden itibaren günde 8 kez en az 3 saate bir, bazen ilk dönemler 12 kez yani 2 saate bir emzirmek çok önemli. Anne sütü alan bebek hem anne ile bebek arasında sevgi bağı
çok güzel kuruluyor. Annenin bütün vücudundaki antikorlar bebeğine sütten geçmiş oluyor. Evet. Bebeğin bir ağız tadı oluşmuş oluyor annenin aldığı gıdalardan. Hani sütün içeriği çok değişiyor aldığı gıdalara bağlı olarak annenin. O yüzden mümkün olduğu sürece hekim kontrolünde bebeğimizin güzel kilo aldığı ek hastalıklar yoksa ilk 6 ay sadece anne sütünü öneriyoruz. Tanıştırma olarak hani 4. ayından itibaren ek gıdaları tattırma, tanıştırma olarak başlayabilirler. Ama ilk 6 ay mutlaka anne sütü şart. Anne her emzirdiğinde günlük 500 kilo kalori kaybediyor. Bu annenin doğumda aldığı kiloları vermesi açısından da evet oldukça önemli. Doğru. Ondan sonra da kilo derdimiz var diyoruz. Demeyelim hanımlar. Değil mi? Evet. Bu şekilde de kilo kaybı verilebilir değil mi hocam? Tabii ki. Şimdi hocam ben biraz araştırdım tabii. Bir virüs var. Rotavirüsü. Nedir bu rotavirüsü? Genelde çocuklarda. Evet. Evet. Nedir? Ben merak ettiğim için sizden öğrenmek istedim. Yani rotavirüs adı da bir virüs hastalığı. Evet. Ama sıkıntısı ne? Özellikle ilk 5 yaşta çocuklarımızı çok ciddi anlamda hastaneye yatan, ishal yapan bir ajan. Bu hastaneye ilk 5 yaşta ishal nedeniyle çok sık yatışlara neden olabilen ve aşısıyla korunulabilen bir viral enfeksiyon. Bunun bebekler bu hastalığı aldığında çok ciddi ateşleri, ishal, kusma, bazen ilerleyerek menenjit tablosuna neden olabiliyor. O yüzden çok aşıyla da önlenebilir olduğu için önemli. Viral bir enfeksiyon ve dışkıyla bulaşıyor. Aile içi bulaş, hastane içi bulaş da çok bebeklerimizi, çocuklarımızı koruyamıyoruz yani bu nedenle. Özellikle 3 ay, 23 aylık grubu çok etkiliyor. Bunun da aşısı var. 2 tane farklı aşısı var. 2 doz ve 3 doz yapılan. İkinci ayıyla birlikte bebeğimize onun da 2 doz olarak ağızdan çocuk hekimleri poliklinik şartlarında yaparak rotavirüs enfeksiyonunu önleyebiliriz. Bebeğimizin hastaneye yatışını da bu şekilde önlemiş oluruz. Şimdi anne sütüne geri dönmek istiyorum hocam. Şimdi bazı anneler şöyle bir kanıya varıyorlar. Zaten süt veriyorum. Bir sıvı. Yanında su vermeli miyim? Verilmeli mi hocam? Yani anne sütü alan bebeklere ek suya gerek yok. Su vermek, anne sütünün içerisinde var zaten. Ama yaz aylarında hava sıcak olduğunda ya da bebeğin suyla tanışması için veya mama kullanmak zorunda olan ailelerde günde 2-3 defa kaynamış ılık su 1-2 çay kaşığı kullanabiliriz. Amacımız hani bebeğin midesini suyla doldurmak değil ama mamadan sonra ağzındaki sekresyonları azaltmak, ağız florasını düzenlemek için. Bir de o ağızda şey olur, pamukçuk dedikleri. Evet. Onları da önler değil mi o su? Biraz. Evet, ortamı değiştirdiği için onu da birazcık önler. Pamukçuk ne olur cehaletimi hoş görün. Böyle aklıma geleni de soruyorum tabii, hocam. Tabii her zaman. Sizi, sizin gibi bir uzmanı yakalamışken. Teşekkür ederiz. Eminim değerli izleyenlerimiz de o akıllarından geçeni de sorabiliyorumdur. Ki keza sorularımız da var. Ben kendi sorularımı biraz rolantiye alacağım. Şimdi o sorulara yönelmek istiyorum. Bu arada hocam yemekle aramız nasıl? Siz İyi. Elazığlısınız. Elazığlıyım. Çok evet. güzel. Hı-hı. Yöresel mutfağımızı da çok iyi bilirsiniz. Evet. Herhalde. Değil evet. mi? Kofik Elazığ'yız. Gerçekten bizim de vazgeçilmezimiz. Tabii Malatyalıları alınmasın. Çok hoş. Şimdi hocam. Sorularımız geliyor. Ben oradan böyle yola çıkarak birkaç soru size yönelteceğim. Sohbet mahiyetinde tabii yani izleyicilerimiz de meraklarını gidermek için soruyorlar. Yeni doğan bebeklerin pişik nedeni pişik demiş neden olur ve nasıl önlenir? Hocam hakikaten bu da büyük bir sorun şeyde. Yani yeni doğan çocuklarda. Çünkü anneler hep o pudraları, tak pudraları değil mi? Evet. Ben de bir baba olarak çok şey yapmışımdır. Yani az almamışımdır o tak pudralardan. Nasıl, ne yapmalılar? Aslında pudra çok önermiyoruz. Öyle bebeklere. Mi? Evet. Hatun bak bana o pudraları boşa aldırdın sen. Demek ki. Vallahi bak işte hocam ne olur bak işte uyarın. Bak bize aldırıyorlar. Hani pudra bazen önerdiğimiz durumlar oluyor ama pudra genelde dökerken bebeğin solunum yollarına da kaçtığı için çok önermiyoruz.
Pişikte de olur. Aslında pişik yeni doğan bebeklerde çok sık gözlemlediğimiz bir şey. Çünkü birazcık kapalı ortam, bebeğin cildi çok hassas. İdrarı ve kakası bazen bekleyebiliyor çok sık kaka yaptıkları için. Bu amonyağa karşı ciltleri hassas olduğu için bazen temizlemekteki yanlışlıklarımızdan dolayı bu ıslak mendil kullanıyoruz. Aslında ıslak mendilden ziyade pamukla temizlemek çok önemli. Hmm. Önden arkaya temizlemek, günde bir iki defa bebeği yarım yıkamak çok önemli. Altını arada bir açıp havalandırmak çok önemli. Cildinde böyle bir kızarıklık, tarihle başlayan bir enfeksiyon oluşuyor. Meryem. Takibinde cilt florası bozulduğu için buna mantar enfeksiyonları eklenebiliyor. Çok basit ve çok önemli bir şekilde hani cildini temiz tutmak, bez marka değişikliği yapmamak, serin bir ortam sağlamak, bebeğin altını yarım saat açık bırakmak, günde 2-3 defa, 2 kat hani giydirerek, üşütmeden ona dikkat ederek önlenebilir. Nemlendirmek için de uygun kremler, hekimin gözetiminde mantar eklenirse mantara yönelik başlanabilir. Çok çünkü güzel. Pişik olduğu zaman gerçekten canları çok yanıyor. Hakikaten yanar, yanmaz mı ya o tatlı yani şeylerin? Huzursuz oluyorlar. Şimdi hocam tatlı şeyler dedik de, evet. Ben hemen biz hani çok seviyoruz ya evlat. Evet. Bir de yabancılar da böyle sevimliyse de o bebek hemen öpmek isteriz. Ay evet. Hı-hı. Öpmeli miyiz? Öpmemeli miyiz? Ne yapacağız hocam? Vallahi... Hani bu yoğurdu sarımsaklasak da mı yesek, yemesek? Ben mesela şeyi çok severim. Böyle pufik çocuklar olur ya, böyle tombul tombul. Onu böyle yumuştura yumuştura, ısıra ısıra sevmeyi. Ki çoğu insan da benim gibidir diye düşünüyorum. Çocuk sevenler özellikle. Zarar mı veriyoruz aslında? Bence zarar veriyoruz. Öpmeyelim, yani bebekleri evet öpmeyelim. Neden? Kış aylarında damlacık enfeksiyonuyla bulaşan enfeksiyonlarımız bebeğimiz hassas. Onun henüz immün sistemi gelişmedi, aşıları henüz daha tam olmadı. O yüzden hani mümkün olduğunca damlacık enfeksiyonlarından da korumak açısından hani sadece koklayabiliriz, elini öpebiliriz. Belki dedelerimiz, çok çok evet, gerçekten babalarımız çok seviyor. Cildi çok hassas, çok tahriş oluyor bebeklerin cildi. Özellikle babalar... Hocam babalara yıkma ya, bayanlar da aynı şey. Komşu teyzeler de çok öper. Hani evet, mümkün olduğunca bebeğimizi enfeksiyonlardan korumak adına hani uzaktan severek, okşayarak sevmek daha doğru olur. İşte doymuyoruz, doymuyoruz, doymuyoruz. Bebek olunca işin içerisinde. Evet. Şimdi hocam sorulara devam etmek istiyorum müsaadenizle. Bayağı da maşallah izleyicilerimiz de bizi yalnız bırakmıyorlar. Efendim hani yetiştiremezsek hocamızla, çok kıymetli hocamızla Elazığ'ımızın Güzide Özel Hastanelerinin birinde, Anadolu Hastanesi'nde görev yapıyor. Hani olur ha, her zaman bekler sorularınız da olursa birebir, değil mi, sorabilirsiniz her diyelim. Her zaman bekleriz. İlkay Hanım. Şimdi hocam hemen başka bir soruya müsaadenizle geçelim. Sizi yoracağım bugün, kusuruma bakmayın. Efendim iyi günler, programınıza katılacak olan İlkay Hoca'ya bir sorum olacak demiş. Çocuğum kreşe gittikten sonra el ve yüzünde doku oluştu demiş. Doktu oluştu. Doktu diye bir şey mi var? Döküntü mü? Döküntü olabilir. Yani şöyle yazmış, doktu demiş. Hı hı. Herhalde döküntü evet, oluştu. Döküntü. Sonradan geçti. Döküntüler bulaşıcı olabilir mi ya da tekrarlar mı demiş. Hı hı. Büyük bir ihtimal hani kış sezonunda olan o hastalıklarımızı da çok bitiremedik, çok giremedik ama döküntülü hastalıklar el çevresinde... Bir dakika sefere diyelim hocam, ben sizi tekrar olur. Almak isterim. Yani çok güzel bilgiler alıyorsunuz tabii ki, şeref verirsiniz. El ayak ağız hastalığından bahsediyor olabilir. El ve ayak çevresinde döküntülerle başlayan bu aralarda birazcık polikliniğimize gelmeye başladı. Bu da yine bir viral enfeksiyon. Hani koksaki virüslerin, enterovirüslerin yapmış olduğu ve damlacık yoluyla bulaşıyor. Döküntülerdeki veziküller bulaştırıcılığı sormuş. Bulaşır. Evet. Eller mesela aynı zamanda ateş, döküntü, el, ayak ve poposun etrafında da oluyor bu el ayak ağız hastalığındaki döküntüler. Vezikülleri bulaştırıcı. Annesi
Çocuğun altını temizledikten sonra yıkamazsa aile içi direği küçük çocuklara da bulaşabilir. Ama hastalık kendini sınırlayan viral bir enfeksiyon olduğu için biraz kötü, ilk başta çok ağır seyrediyor, ateş de yüksek olabiliyor. Onun döküntüden sonra tekrar ele yakaz hastalığı ikinci kez görülebilir ama ilki kadar ağır seyretmiyor. Hafif geçiyor. Benim oğlum da geçirdi ele yakaz hastalığı da. Ve biraz şiddetli geçirdi. İkinci oğlum da bir aylıktı o zaman. Böyle biraz temas izolasyonu falan yaptı. Birini gördüm efendim. Büyüğünü gördüm ben davet tanıştım. Ederken hocamı. Çok tatlı bir oğlu var. Allah zihnini açık etsin. Cümlemizinkini bağışlasın. Hayatını başarılı kılsın inşallah. Onun daha sonra tırnaklarında dökülme falan da gözlemlemiştik. Hani olabilir ama tırnaklar tekrar yerine de çıkıyor. Hani kreş döneminde korumak için neler yapılmalı çocuklarımızı kış hastalıklarından? Mutlaka bunların dengeli ve düzenli beslenmesi, yeterli C vitamini almalarını, antioksidan vitaminlerimiz, E vitamini almasını sağlamalıyız. Biraz balığı sevdirmeliyiz çocuklarımıza. Evet. Haftada bir derin deniz balıklarını tüketebilirler. Kışın çok kapalı. Ülkemiz çok elverişli. Evet. Balık konusunda gerçekten bir yarımada konumundayız. Bol bol balık yedirelim diye düşünüyorum. Ben uyguluyorum mesela en az haftada bir defa balık günümüz vardır bizim. Ne güzel. Yaz kış bunu uygularız. Ben tavsiye ediyorum değil mi? Hem fosfor açısından hem vitamin açısından çok faydalı diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bu beslenmeyi alışkanlığını kazanması açısından da çok önemli. C vitamininden zengin besleyebiliriz çocuklarımızı. Bir düzenli uyku hani hastalıklardan korumak için çocuklarımızı çok önemli. El hijyeni, mendil kullanma, kapalı ortamlarda normal havlu değil de kağıt havlu kullanmaya özendirebiliriz. Kapalı ortamlarda klima, ev klimalarının düzenli bakımını sağlayabiliriz. Kışın evet kreşe gitmek zorunda hastalarımız, çocuklarımız. O da havalandırılması çok önemli. Evet. Çünkü bunlar hep damlacık enfeksiyonuyla, yakın temasla bulaşıyorlar. Onları korumak için aşılar yapılabilir. Bu şekilde kış hastalıklarıyla birlikte çocuklarımızı sağlıkla çok koruruz. Doğru. Şimdi hocam çok güzel bir şey dediniz. Kağıt havlu, mendil. Evet. Biz çocukken efendim böyle üçgen kumaş mendillerimiz vardı. Yakamıza takardık. Tabii yakamız böyle. Ellerimizle böyle kontrolden geçirdik. Geçerdi. Hatırlar mısınız? Evet hatırlarım. Hocam böyle söylemeyin. Bak yaşınız ortaya çıkar vallahi. Sonradan kalktı bunlar tabii. Evet. Biz çok yapmışızdır. O böyle kareli, kareli mendillerimiz olurdu. Çok güzeldi. Tabii bunlara bir alışkanlık edindirmek de amaç. Evet. Ama zaman içerisinde o kağıt mendiller daha sağlıklı kullanıp atmak adına. Sonradan okullarda zannediyorum o paket içerisindeki mendiller kullanılmaya başlandı. Yani daha tavsiye edildi. Evet, kreşlerde kağıt havlu var ama okullarda kağıt kutu mendiller var. Değil mi? Onu öneriyorlar. Evet. Evet. Ben böyle aklıma geldikçe sorarım hocam. Yani hayat tecrübesi de var tabii bunun içerisinde. Demiş ki hocam, ilk doğduğunda, evet benim de sorularım arasında vardı. Sarılık olmaması için neler yapılmalı? Ben de demişim ki sarılık çok görülür demiş yeni doğan çocuklarda. Ne yapılmalı, nasıl korunmalı, ne yapılmalı, tedavisi nedir? Yani sarılık aslında halk arasında bilinen bu erişkinlerin sarılığı gibi değil. Hani fizyolojik, masum, indirek hiperbilirubineminin olduğu bir sarılık. Her bebeğimizin çoğu hemen hemen bununla tanışıyor. Evet. Ancak hani bazı özel durumlar var. Hepsi masumdur diyemiyoruz. İlk 24 saatte ortaya çıkan sarılıklar veya çocuğun bu bazı kan hastalıklarıyla beraber gelen sarılıklar evet. çok önemli. Bunu hastaneden çıkmadan mutlaka hekim gözetiminde olması ve bebeklerimizi 3. ile 5. gün arası mutlaka hekim kontrolünde olması gerekiyor. Sarılık aslında şöyle oluşuyor, hani kanda bulunan eritrositlerin yıkım ürününün normalde karaciğerde yıkılıyor. Evet. Ama bebeklerin karaciğeri birazcık daha olgunlaşmamış geç olduğu gelişiyor. İçin evet. Bunun safra yoluyla idrar ve kanla atılım, dışkıyla atılımı
beslenmeleri de az olan bebeklerde ciddi problem yaratabiliyor. Tabii. O dışkıdaki bilirubin tekrar emilip kana geçip kandaki oranı artırıyor ve bebeğin cildine yansıyor bu. Kesinlikle. Önce göz kapaklarında yüzde başlayıp yavaş yavaş aşağı iniyor. Hani ailelere tavsiyemiz bebeğin başından aşağıya indiğinde, gövdesinde sarılık gördüklerinde mutlaka hekime başvurmaları ve erken besleme. Anne sütüyle besleme, bol bol besleme çok önemli. İşte onlar da anne sütü çok önemli. Nasıl anlayacaklar? Hani bir kilo kontrolüne getirebilirler. Bebeklerinin mutlaka günde 6-7 kez altının ıslatmış olduğu kakadan ziyade idrar olarak onu takip edebilirler. Bunlar çok önemli. Ve yeterli kilo alımının, beslenebilmesinin çok önemli. Anne sütünü sağıp kaşıkla da verebilirler. Hani bebeğin enterohepatik siklüsünü biz sağladıkça sarılık da azalacaktır. Azalacak. Ama mutlaka hekim kontrolünde olması şunu gerekir. Şunu dediniz aklıma geldi yine hocam. Hani karaciğer geç gelişen çocuklarda daha ziyade değil mi? Yani, karaciğerleri olgunlaşmamış oluyor. Hepsinin öyle. Yani prematürede daha çok sık görülür sarılık. Öyle mi diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bir de prematürlerde seviye daha düşük olduğunda biz daha erken ışık tedavisi başlıyoruz. Hmm. Yani ışık tedavisinin de bebeğin kaç saatlik olduğu, kaç haftalık doğduğu, ABO veya eroş uyuşmazlığı dediğimiz bir kan uyuşmazlığı var mı, bunlar çok önemli. Prematürler daha hassas oluyorlar. Işık tedavisine yanıtları birazcık daha geç oluyor. Çünkü biz ışık verirken gözlerini kapatarak ışık veriyoruz. Onların yarısını zaten bez kaplıyor prematür bebeklerin. Çok küçük ve narin oluyorlar. Evet. Yani kan değişimine gitmesin diye çok erken ışık tedavisi başlamak gerekiyor. Hocam dediniz ki nasıl geçecek zaman? Ne konuşacağız? Gerçekten. Neredeyse bitecek ve 30'un üzerinde de daha mesaj var, sorular var. Ne yapacağım ben şaşırdım. İnşallah hocamla tekrar bir araya geleceğiz. Ben hocam birkaç dakika sizi dinlendirmek istiyorum. Çayınızı da içemediniz. Kusura bakmayın, ben sizi böyle meşgul ettim. Anam, yemeklerimiz de hazır. Evet. Şefim. Efendim. Bugün iyi dinlendim vallahi. Evet, gayet iyi dinlendim. Evet. Rahatım. Bir de salı günümüz var biliyorsun. Evet, salı günümüz var. Ne öreceğiz? Ne yapacağız? Ne öreceğiz? Cızbız köfte ve patlıcanlı pilav. Cızbız köfte. Evet. Hakikaten çok sever. Çocukluğumun yediklerinden. Evet. Cızbız köfte ve patlıcanlı pilav. Patlıcanlı pilav. Evet. Cızbız köfteyle başlayalım. Malzemeleri nelermiş görelim efendim. Cızbız köftemizin malzemeleri 1 adet kuru soğan, kıyma, 500 gram orta yağ aldığına kıyma kullanacağız. Galeta unu, yeni bahar köfte baharatı, kimyon, kırmızı pul biber, karabiber ve tuzumuz var. Bir de patlıcanlı pilavımızın malzemelerini alabiliriz. Evet, bir de patlıcanlı pilavımız var. Onun da malzemelerini görelim efendim. Nelermiş? Balcanlı pilav. Balcanlı mı? Tabii Elazığlılar öyle der. Balcanlı pilav. O zaman patlıcanlı pilavımızın malzemeleri 2 su bardağı baldo pirinç, 1 adet kuru soğan, 2 diş sarımsak, 2 adet patlıcan, 1 bölük demet maydanoz, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 bölük su bardağı sıvı yağ, 1 çay kaşığı yeni bahar, 1 yemek kaşığı dolmalı fıstık, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı da tuzumuz var. Evet, çok teşekkür ederim şefim. Rica ederim. Efendim bu malzemeleri bir araya getirirseniz şayet değerli izleyenler. Yarın değerli şefimiz Müyesser Hanım'ın o güzelim tarifleriyle siz kendi mutfaklarınızda, biz burada stüdyo mutfağımızda karşılıklı birlikte yaparız diye düşünüyorum. Malzemeleri hazırlayın. İki yemek de çok güzel. Hem balcanlı pilav, patlıcanlı pilav. Evet, balcanlı. Hem de cızbız köfte. Cızbız köfte. Çok severim. Evet. Çocuklar da çok sever değil mi hocam? Çok cızbız sever köfteyi. Kesinlikle. Vallahi, her gün yeseler bıkmazlar büyük köfteyi. Bir ihtimal. Bayılırdım ben çocuklar. Pilavla birlikte olursa daha çok seviyorlar. Evet. Ama hocam o yeme alışkanlığını da ben şunu da şimdi sorulara ben artık çünkü başa çıkamayacağımı anladım. Çünkü 30'un üzerinde ne yapacağız da bilemiyorum, konuşacağız onu. Şimdi hocam çocuklarda zoraki yedirme vardır. Anneler sanki aç kaldı gibi. Ama çocuk acıkınca yer değil mi? Kesinlikle. Ben de hanıma bunu anlatamazdım. Nasıl davranılmalı? Zorlanmalı mı? Zorlanmamalı mı? O yemek konusunda. Bir de diyetisyenimizin geçen gün konuştuk. Değerli Eda Çelik'e de buradan selam olsun. Yarın o da bizlerle birlikte efendim. Değerli diyetisyenimiz Eda Çelik bizlerle olacak. Sorularınızı hazırlayın. Rejim yapmak isteyen hanımlar ya da beyler fark etmez. Mesela alışkanlık edindiriyorsunuz. Bir insan bazı alışkanlıklar çocukluktan ediniyor. Mesela Avrupalı
Batılı ekmeği bizim kadar tüketmiyor. Biz ekmeğe çok düşkünüz toplum olarak. Ne yapılmalı? Çocuklara ekmeği sevdirmeyelim mi? Vermeyelim mi? Yani yemekle mi yetindirelim? Bu da çok önemli bir konu bence. Kesinlikle çok önemli bir konu. Şimdi ilk o tanıştırma döneminde biz çocuklarımıza, ailelerimize her zaman şunu söylüyoruz. Hem alerjik reaksiyonu gözlemlemek adına yavaş yavaş vermek, çocuk ilk başta almak istemeyebilir. Bunu ısrarcı olmadan 10-15 kez denemek çok önemli. Bir de aileden görmesi çok önemli. Yani hani biz brokoliyi mesela çocuklarımız hiç sevmez. Sofrada mutlaka onu görmesi gerekir. Bizim de yememiz gerekir. Bazen hani yoğurtlayarak, bazen sadece haşlayarak bunun tadına bakabilir misin? Onu bazen yumurtalayarak, değişik sunumlar, bir bunun tadına bakabilir misin diyerek ısrarcı olmadan, gergin olduğumuzu çocuğumuza hissettirmeden, çünkü onların altıncı hisleri çok kuvvetli gerçekten. Çok haklısınız. Sevmezse bazen brokoliyi çorbasına koyabilerek hani tattırabiliriz. Evet. Ama aile bireylerinin de yemesi çok önemli. Evet. Bu şekilde yavaş yavaş tanışacaklar. Karbonhidratlardan mümkün olduğunca evet uzak durmamız gerekiyor. Bunu ekmek yerine kahvaltıda veya öğlen hani patates verebiliriz. Onunla sağlayabiliriz bunu. Tahıllarla beslenmek çok önemli. Bunu da hani pilavla, çorbasına katarak da tanıştırabiliriz. Ama hiçbirinde ısrarcı olmamamız gerekiyor. Hep çocukların midesi avuçları kadar. Yani bir yaşında küçücük yapım, evet bir su bardağı yeterli oluyor. Ondan sonra 3-4 yemek kaşığı yeterli olabiliyor. Kendi midemiz gibi mi düşünüyoruz hocam? Biz biraz kendi midemiz gibi düşünüyoruz aslında, evet. Acıktığında mutlaka yer. Biz peşinden koşturdukça onun, hani bu onu bir artı olarak algılıyor. O yüzden sofra zamanı kurulmalı. Beraber televizyon olmadan, hani iPad'de dikkatini dağıtacak şeyler olmadan tek başına yemesini sağlamalı. Bir sonraki öğüne kadar da arada bir şey vermemeyi tercih edebiliriz. Bazen iştahsız çocuklar çok su içmek istiyorlar, mideleri hani doymak için. Onu engelleyebiliriz. Evet. Ve sunumu değiştirerek yapabiliriz. Ama ısrarcı olmamak gerçekten çok, çok önemli. Hocam o kadar çok soru var ki ne yapacağımı şaşırdım. Hakikaten o alışkanlıklarımız. Bilinçli olalım her şeyden önce ebeveynler. Ve hekimlerimizden korkmayalım. İşte soruyoruz, öğreniyoruz. Biz bilmediklerimizi öğrenmek için varlar zaten. Değil mi hocam? Evet. Bunun eğitimini alan insanlar o yüzden rahatlıkla doktorlarımıza, hekimlerimize güvenerek gidip onlara soralım diye düşünüyorum. Ben tekrar söylüyorum, hocam her zaman da bekliyor. Her zaman bekliyorum. Evet, evet buyurun gelin polikliniğimizde. Evet. Yardımlarınıza hazırız, yardım etmeye kesinlikle hazırız. Kesinlikle. Hocam şöyle bir tadına bakar mısınız yemeğimizin? Her ikisinin de. Sonra buyurun çatalımız tamam. Burada. Bir nitelendirin bakalım. Süremiz doldu. Nasıl doldu ben de anlamadım. Bu bulgur pilavı. Ben pilav bulgur zannettim. Çorba yok, gibi. Aslında çorbadır o. Ama hani bulgur pilavı denir. Gerçekten çok güzel afiyet olmuş. Afiyet olsun. Buna patlıcan da koyulur ama. Patlıcan da güzel olur. Değil mi? Tabii çok güzel küçük olur. Küçük doğranır. Küçük doğranır. Evet. Evet o da değişik ben bir tat verir gerçekten. Ben de sizi de yaparlar bizde. O şekilde de böyle de yapabilirsiniz. Evet balcanlı pilav işte değil mi? Balcanlı. Evet. Nefis olmuş ellerine afiyet sağlık. Afiyet olsun teşekkürler. Kurubere de bakın hocam. Onu i̇şte, da sonra bakayım. İşte o alışkanlık efendim. Bunu ekmeksiz yiyemez biz evet olarak. Ekmek olacak. Olacak. Biraz de tam tahıllı yiyerek en azından onu. Hocam şey yapıyoruz. İşte ekmeği böyle konsept gereği ekmek koymuyoruz. Özendirmemek adına. Böyle misyonlarımız da var. Evet. Güzel mi yapıyoruz bilmiyorum ama. Çok doğru yapıyorsunuz. Tuz koymayız mesela. Çok güzel. Bunlar önemli şeyler. Kaldırıldı artık zaten evet sofralardan. Ellerinize sağlık çok afiyet güzel olsun. Olmuş. Ellerine sağlık şefim çok afiyet güzel olsun. Olmuş. Hocam ısrarcı bir sorumuz var. Onu da sorayım ama 30 tane soru geride bıraktık. İnanın belki daha fazla. En son baktığımda 30'du. Belki de aşmıştır. Siz değerli hanımlar önemsiyorsunuz. Tabii hocamı da. Ama hani bize soramadınız ya. Hocam o rahatlıkla gidip sorularınızı
önerilerini dinleyebilirsiniz. Doğan Odalı Hastanesi Çocuk Polikliniğindeyim. Her zaman yardım etmeye hazırız. İsim vermesek iyi olurdu ama tamam. Buyurun. Tamam, peki. Reklama gülüyor. Rütük de bizi o konuda uyarıyor. O yüzden çok özür diliyorum. Benim çocuğum yeni bademcik oldu demiş. Ameliyat oldu zannediyorum. Ne süre sonra soğuk bir şey yiyebilir, sorabilir misiniz demiş. Bademcik oldu demiş. Bademcik ameliyatı zannediyorum. Ameliyatı olsa evet. Soğuk gıda öneriliyor. Hemen vermeler veriyor. Dondurma evet, öneriyorlar. Evet, evet. Bence bademcik enfeksiyonu geçirmiştir. Kısaca ondan da bahsedeyim. Hani onu da kış hastalıkları arasında. Bademcik enfeksiyonu aslında bu da. Yani virüs ve bakteriler kardeş. Boğaz bölgesi, yutakla solunum borusu arasındaki bölgemize farenks bölgesi diyoruz. O bölgenin iltihaplanması akut faranjit olarak geçiyor. Bunun da hani viral çoğu %80'i ama bir kısmı %20'si bakteriyel etkenler. Özellikle boğazı tutan bu streptokok faranjit halk arasında beta mikrobu diye geçiyor. A grubu beta hemolitik streptokokun nedeni olduğu enfeksiyon çok önemli. Çünkü onda antibiyotik kullanmak gerekiyor. Antibiyotik kullanmadığımız zaman bu hastalığın komplikasyonu, kas ve eklemleri etkileyen akut romatizmal ateş dediğimiz ciddi bir enfeksiyonu önlemiş oluyoruz. Bu hastalıkta mesela 10 gün antibiyotik kullanması gerekiyor. Eğer hastamızın da bademcik enfeksiyonu nedeniyle hekim antibiyotik başlamışsa 10 gün antibiyotiğini kullansın. Burada boğazı yumuşatmak çok önemli. O yüzden ılık şeyler tüketmesini tavsiye ediyoruz. Soğuk bir şey yaş grubunu falan da vermemiş hani şey olarak sorularımızı ama biraz da evet bilgilendirici olursa daha seviniriz. Evet hani 10 gün 15 gün sonra evet, normal hayatına dönebilir. Hocam bugün konuşacağımız o kadar çok şey vardı ki inanın ben çünkü çok önemsediğim çocuklarda ateş olayı. Bunları evet, da konuşamadık. Evet. Ama ben sizden bir söz almak istiyorum. Program dışı. Tamam. Bir gün sizi davet edersem gelirsiniz İnşallah. Mi? İnşallah. Tabii şeref ki. Verirsiniz bana. Ben de mutlu alıştık ama değil mi programı? Evet, kesinlikle. Mutfağımızı sevdiniz mi? Çok sevdim. Çok böyle sıcak, şirin. Kitaplığınız böyle ayrı bir güzel gerçekten. Çok teşekkür ederiz. Baştaki o heyecanım da geçti. Bir sonrakinde buluşmak şeref üzere dedim. Şeref verirsiniz. Aha. Hocam ben çok teşekkür ediyorum. İnanın birçok soru geldi. Henüz cevapsız. Ben onları da ayıracağım. Özellikle de böyle onları da aydınlatmak adına sizi davet etmek istiyorum bir dahaki sefere. Tamam. Şeref verdiniz. Ben şeref duydum, teşekkür ederim. Eminim de izleyicilerimiz pek memnun edemek. Sorularını cevaplandıramadık ama eminim onlar da bazı genel alanında bilgiler almışlardır diye düşünüyorum. Ben geldiğiniz için çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hocam hani derler ya çam sakızı çoban armağanı. Tamam. Şöyle küçücük bir hediye buzdolabına tamam, asarsanız tamam. Baktıkça da bizi hatırlama kaydıyla. Evet. Buyurun şeref çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Efendim bugün çok kıymetli doktorumuz İlkay. Hocam çok Evrim. Evrim. Orayı unutuyor. Evrim'i unutuyorum. Evet. İlkay biraz Evrim uzun Özden. Bir ismim var. Hanımefendiyi konuk ettik. Çocuk hastalıkları ve uzmanı hocamız. Umut ederim çok güzel bilgiler almışsınızdır. Ben aldım keza kendi adıma. Çünkü bilmediğimiz konularda bizi aydınlattı. İlk bölümde de biliyorsunuz kıymetli bir şairimiz, Tokatlı bir şairimiz bizlerleydi. Efendim biz yarın buradayız. Saat 15'te sizi bekliyoruz. Bizi yalnız bırakmayın. Miladın Mutfağı'nda görüşmek üzere. Yarın saat 15. Hoşçakalın.